Sevgili dostlar, merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Derin tarihe burası hür düşünce dünyasıdır. Hür düşünce dünyasına da hoş geldiniz. Öyle ifade edeyim. Mustafa Bey hazır ve nazır. Bendeniz fakir. Olabildiğince hazır olmaya çalışıyorum. Ve Ekrem Buğra Bey, Ekrem Buğra ikinci profesör doktor bugün o müjdeyi verdiğimizden beri hem sorular geliyor hem ilgi yoğunlaşmasına muhatap olduk efendim. Öyle deyivereyim. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasıl gidiyor hayat? Teşekkür ederim. iyidir. İdare ediyoruz. İyi, iyi dersek iyi evet. olsun. İnşallah. Doğru. Mustafa Bey merhaba. Merhabalar. Ben de. Siz hoş gelmediniz. Buradan geldiniz. Ben zaten. üst kattan <laughs> indim aşağıya. Biz size hoş e geldik. Ama, efendim. Evet. Hoş bulduk. <laughs> e, bu arada tabii e, Yeni Şafak gazetesine ve bizim eski binamıza yönelik bir e, hoş olmayan ve e, hepimizin nefretle karşıladığı bir saldırı meydana geldi. O bakımdan da bizim bina bugünlerde çok e, yoğun ziyaretçi akınına uğruyor. Bakanlar, milletvekilleri vesaire. E, dolayısıyla sağ olsunlar herkes e, geçmiş olsun diyenlere biz buradan teşekkür ediyoruz. E, gerçekten olmaması gereken o konuda yeni akitte de bir aynı şekilde. Şey söyleyeyim. Şimdi Yeni Şafak gazetesi ruznamecilikte önemli bir işaret taşıdır. Özellikle 28 Şubat sürecinde yaptığı hizmetler temayüz etmiş, takdir şayandır Zaten böyle çırtkanlık yapmadan doğru düzgün iş yapan birkaç gazete kaldı. bunlara da gözümüz gibi korumamız ve yaşamasına çalışmamız lazım. Ben evet. de hem ee, yeni Akit gazetesini hem Yeni Şafa ikisi de saldırıya uğradı. Ee, geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Ama bekledim ki başka yerlerden de ses gelir. Fakat çok da ses gelmedi başka yerlerden. Siyasetten geldi. Sağ olsunlar muhalefetten de. Geldi. Bir defa biraz artık yani kapatılamayacak bir şey olduğunu görünce onlar da Geçmiş yani olsun bir cam kırılması bulundular. kıyamet muamelesi evet. görüyor da. Çünkü kendilerinin camı kırılınca ortalığı ayağa kaldırıyorlar ama burada kurşunlanma, molotof koktu. Acaba ortalığı saldırılar. ayaklandırmak için kendileri evet. mi kırdılar diye de düşündürüyor. Neyse. Ee, biz gene evet geçmiş olsun diyelim. Tekrarlanmamasını isteyelim. Şiddet ve nefretle kınayalım. Bu şiddetin her türlüsüne evet. insan olarak da Müslüman olarak da karşı olduğumuzu bir kez daha belirtelim ve e, yavaş yavaş konuya girelim. Efendim zaten bugünlerde doktorların elinden zar zor kurtuldum. maşallah yine isteyip bir Çok yerlere şükür. gidiyorsunuz. Yani Öldüremediler. Adam gücü, güç, kuvvet versin. <laughs> şöyle şöyle hastayım diye telefon etmiş adam doktora. Gel bir bakayım demiş doktor. O da demiş yok ben kendi kendime de ölürüm. <laughs> yok yok şaka adam ediyorum. Çok iyi versin. doktorlarımız var. İyi hastanelerimiz var gerçekten. Efendim Şimdi arkadaşlar bu duyuruyu yaptılar ve e, şimdiden bir hayli soru geldi. Çünkü gene netameli bir konu, gene tartışmalı bir konu, gene mayın tarlası. Padişahları konuşacağız, sarayı konuşacağız. E, efendim içiyorlardı iddialarını konuşacağız. Cariyelerle evlenmeleri efendim nesli bozdu e, diye konuşacağız. Çünkü çok iğrenç ithamlar yöneltiliyor. Gerçekten içerler miydi, İçiyorsa kim içiyordu, nerede içiyordu, ne içiyordu ya kadar inmeye çalışacağız. Ve e, misafirimizden başlamak lazım. Edeb gereğidir. Tekrar hoş geldiniz hoş hocam. Çok direkt bir soru. Buyurun. Padişahlar içki içer miydi, İçerdiyse hangisi içerdi, içiyorduysa e, bunun belgesi var mı? Yazılı, mühürlü, imzalı belge, tarihsel anlamda kabul edilebilir belge. Bu padişahların içki içiyor muydu içmiyor muydu meselesi bir zamandır gündemde e, medyayı meşgul etti. Çok kişi de bu hususta sualler soruyor. Bir kere ben öncelikle şunu söylemek istiyorum. Tarih ilminin mevzuları arasında insanların hususu hayatı geçmez. Yani aile hayatı, yiyip içtikleri bunlar geçmez. Ancak umumi olarak sosyal tarihte insanlar ne yerler, ne içerler, ne giyerler bunlardan bahsedilir. Binaenaleyh padişahların içki içip içmedikleri bir kere tarihin mevzusu değildir. Koca koca tarihçilerin ya iyi içtiğin senin olsun, olsun gördükleri. Ee, koca koca tarihçilerin bu mevzuda böyle kati e, bilgiler varmış gibi tevatür derler eskilerin herkesin ittifakla bildiği bilgilere varmış gibi konuşmaları bir kere istirabı yani e, garip karşılanacak bir vaziyettir. Bunu bilmek mümkün değildir. Kaydı kuyudu yoktur. Yani içmiş olabilirler, herkes her şey yapmış olabilir. Bunu bilmek mümkün değildir. Yani Viyana kuşatıldığını, Viyana'da ne kadar askerin katıldığını, Viyana kuşatmasının safatını bilirsiniz ama bir padişahın husus hayatını bilemezsiniz. Bunu bilmek mümkün değildir. Nasıl bilebilirsiniz? Bu padişah kendisi bir hatırat yazmış olur. Orada der ki ben şöyle şöyle yaptım, böyle böyle yaptım. Derseniz ki bu birinci ağızdandır, doğru olma ihtimali fazladır. Yine kat'i diyemezsiniz. İkincisi padişahla gece, gündüz beraber olan, güvenilir, sözüne itimat edilir bir kimse yazar. Ona da %100 diyemezsiniz. Çünkü bu gibi şeyler subjektiftir. Peki padişahların içki içiyordu iddiası nereden çıkıyor? Bunlar tamamen mesnetsiz değil. Bir takım tarihi vesikalarda, kroniklerde bazı padişahların içki içtiğine dair bilgiler var. Ama tarihçinin üzerine düşen vazife elindeki e, e, malzemeyi tahlil etmek, tetkik etmek, çapraz okumalarla değerlendirmektir. Bir yerde bir şey gördüğünüz zaman hemen Hah, bu böyleymiş, vesikasını buldum diyemezsiniz. Şimdinin en büyük arızası bu galiba. E bırakın bu vesikayı, devlet arşivinde mühürlü bir vesika bulsanız bile bu acaba tarihi hadiseyi doğrudan size aksettirir mi, aksettirmez mi? Çünkü devlet vesikalarını kendisi tanzim eder. Yalan da olabilir bu. Yani gerçekten öyle olmayadabilir. Vesikanın yani kendisi vesika olabilir ama içindeki bilgiler, bilgiler doğru evet. olmayabilir yani. Evet. Yanlış yansıtılabilir, uydurma vesika evet. sokuşturulmuş olabilir. Bunlar hep var. Evet. Bu mümkün. Şimdi hal böyleyken mesela Yıldırım Sultan Bayezid'den 150 sene sonra yaşamış bir tarihçi Yıldırım Sultan Bayezidi içki içiyordu dediği zaman siz derseniz ki Fih nazar bu söz götürür. Çünkü bu zat Yıldırım Sultan Bayezid'i görmemiştir. Bu sözü birkaç sebeple söylemiş olur. Bunlardan bir tanesi garezkarlığından söylemiş olur. İkincisi birinden duymuştur. Peki bu birinden duymuşsa arada 150 sene var. Bu 3 4 nesil eder. Şu anda öyle bir insan var mıdır dedesinin dedesinden çok sahih doğru bir bilgi bize aktarabiliyor, nakledebiliyor? Yok. O zaman mesela Neşri'nin Yıldırım Sultan Bayezid'den aktardığı bilgi bize en az 5-6 kuşak demektir. O zaman bu söze biz nasıl itimat edeceğiz? Ama biraz e, aklı başında olanlar, çapraz okumayla e, bu işe bakanlar der ki bu işin arkasında başka bir iş var. Yıldırım Sultan Bayezid Germiyanoğlu Yakup Bey'in kız kardeşiyle evli olduğu gibi bir de Sırp Kralı'nın kızıyla evliydi. Bu siyasi bir evliliktir. Şimdi e, nasıl milliyetçilik var, menfi milliyetçilik var zamanımızda o zaman da var. Niçin bu kızla evlendi? Ve Osmanlı Devleti biliyorsunuz Yıldırım Sultan Bayezid zamanında büyük bir felakete çark, tosladı. Timur Gailesi'ne tosladı. Bunun sebebi neydi? E, bunun sebebini padişaha atfedemezsiniz, vezirlere atfedemezsiniz. Bir, bir günah keçisi lazımdır. O günah keçisi ise Sırp Kralı'nın kızı. Peki buna nasıl bir günah atfedebilirsiniz? Yani Sırp kralının kızının Timur ile ne alakası olabilir? Kocasını içkiye alıştırdı. Kocası muhakemesini kaybetti ve ondan sonra memleket battı. Buna itibar etmemek lazım. Bu doğru değildir. Neşri de yazsa, Aşık Paşazade de yazsa bu söze itibar edilmez. Neden itibar edilmez? Yıldırım Sultan Bayezid zamanına ait elimizde bir tane resmi vesika bile yok. Yani hepsi yandı çünkü Timur ailesinde Kitabeler hariç. Kitabeler hariç, hariç. Evet. Onun Kitabeler. dışında düşünün Osmanlı arşivindeki en eski vesika yanılıyor olabilir. Sultan II. Murat devrine aittir. Ondan evvel vesika çok azdır veya yani yok denecek kadar azdır. Şey, II. Murat'ın işte vasiyetnamesi, vasiyetnamesi vardır, vakfiyesi var. var. E ee, bunun Osman Gazi zamanında işte o Mekece vakfiyesi vesaire. Yani bunu nasıl bu, bilebilir? Böyle bir bilgiyi nasıl bilebilir? Bir kere bu bilgiler şüpheyle karşılanacak şeylerdir yüz yanlıştır diyemeyiz madem ki birisi Bunu söylüyor. Şunu anlatırlar Ekrem Hocam. Ulu Cami inşa edildiğinde Bu Emir Sultan'dan Ben Menkıbe. Sultan, Men fakat anlatırlar. Evet. Kim anlatıyor? Böyle Evliya Çelebi çok, anlatıyor. Böyle pek çok hikaye var ama öbür ama... taraftan bir şey daha anlatırlar. İşte e, Molla Fenari Bursa Kadısı iken mahkemeye çağırıyor ve namazlarını cemaatle kılmadın diye de evet. e, şahitliğini ha, şu... kabul etmiyor filan tamam. tarzı. Şimdi da. bunun ikisini de Evliya Çelebi rivayet ediyor. Evet. Evliya Çelebi bu hadiseden 200 yani Yıldırım Sultan Bayezid'in vefatını 200 küsür sene sonra yaşamış. Ve Evliya Çelebi'nin... Ee, yanlış anlaşılmasın. E seyahatnamesini ben okudum. Seyahatnamesi %50 filtreyle okunacak bir kitaptır. Bu yalancı <laughs> olduğunu göstermez. Evet. Tarihçiler topladıkları bütün vesikayı zayi olmasın diye kitaplara yazarlar. Evet. Sonra gelenler bunları tarih felsefesinin ışığında insafla hakkaniyetle değerlendirirler ve bir neticeye varırlar. Bir şey Evliya Çelebi seyahatnamesine geçiyor diye mutlaka doğrudur demek değil. <laughs> o zaman siz e, Erzurum'da duvardan duvar... şey Bacadan bacayı atlayan kedinin donduğuna da inanacaksınız. Zaten padişah bir öyle kızım, hitap etmek evet, de çok mümkün değil. Değil. Fil doğurduğuna da inanacaksınız. Peki ikisi de doğruysa Molla e, molla Fenari e, cemaatle namaz kılmıyorsun dediğine göre bunun mefhumu muhalifinden padişahın 5 vakit namaz kıldığı anlaşılıyor. Hı. Vallahi ben çevremde 5 vakit namaz kılan adamın içki içtiğini görmedim. Hı. Bilmiyorum varsa böyle bir insan onu bilemem ama 5 vakit namaz kılan adam kolay kolay, kolay içki içmez. İçki daha doğrusu alkollü içki İslam dininde büyük günahlardandır. Kur'an-ı Kerim'de sabittir. Bir Osmanlı padişahının değil basit bir Müslümanın bile o zaman için yani İslam cemiyetinin canlı olduğu bir devlet içki içmesi zaten düşünülemez. Diyelim ki içmiştir. Bunu da bilmemiz mümkün değildir. Efendim kayıtlarda var. Bu Viyana Seferi gibi, Ankara Savaşı gibi tamam doğrudur, inanılacak bir bilgi değildir. Bir de şu vardır, bir de şu vardır. İnsanlar bir takım hatalar ve günahlar işlerler. Hiç kimse masum değildir. Osmanlı padişahları da masum değildir. Onlar da hata yapmış, günah işlemiş olabilir. Yalnız bunu dediğim gibi bilmek mümkün değildir. Bilmediğin şeyin arkasına düşme diyor Kur'an-ı Kerim'de. Böyle mealen bir ayet-i kerime vardır. Yine Kur'an-ı Kerim sizden öncekileri hayırla anınız. Onlar hakkında kalbinizde nefret barındırmayınız diye bir emir var inazeti peygamber üst gürum me hayır ölleriniz hayırlanınız derken ya bunu söylediğiniz zaman mesela İsmet Paşa'yı da aynı şekilde niye değerlendirmiyorsunuz? İsmet Paşa yakın zamanda yaşamış bir tarihi şahsiyettir. <laughs> hakkında bir dedikodu varsa tarihçiler elbette ki dedikoduyu itibar etmezler. Ama hakkında bir vesika varsa ve inkarı mümkün olmayan bir vesikaysa. Şimdi vesika ile dedikodu arasındaki evet. fark evet, bu. Evet yani olarak. İsmet Paşa'nın şahsi hayatını konuşan yok zaten. İsmet Paşa evet. devrinde e, tek parti hükümetini yapmış olduğu bir takım yanlış icraatlerden bahsediliyor. Bunların mevzuatı var, tatbikatı var elimizde. Yani o inkarı mümkün değil. Ama dediğim gibi bu eski zamanlarda yaşamış şahsiyetler için biraz e, bilhassa husus hayatları hakkında ulu orta konuşmak bir kere tarihi gerçeklere uymuyor. Osmanlı padişahları bir başka husus daha var. Fatih Sultan Mehmet'ten itibaren asla kimseyle yemek yememişler. Kanunname'de var. Osmanlı padişahı yalnız yemek yer onun sofrasında ailesinden dahi kimse bulunmaz. Şimdi padişah yalnız yemek yiyor. Kim görebilir bunu? İçeriye giren çıkan tablakarlar. Pa Demek ki padişahın içki içtiğini ya kendisi itiraf edecek veya tablakarlar. Elimizde böyle bir vesika yok. Yani ne padişahların ne tablakarların böyle bir vesikası yok. Topkapı Sarayı'na giren çıkan en ufak anasonun bile kaydı Topkapı Sarayı arşivlerinde mevcuttur. Stefanos Yerasimos neşretti Osmanlı Saray Mutfağı'nın kayıtlarını. Bir tane alkol ilişki girmemiş saraya. Bazılarına şey yazıyor. Saati bile yazıyor. Neyin ne kadar girdi Ne kadar girdi Fakat bir ara mesela Kanuni Sultan Süleyman zamanında bir Alman elçisi gelmiş. Alman elçisine şarap tahsis edilmiş. O yazılı mesela. O yazılı ama. Ticari o... Abdülhamid'in Wilhelm'e. Evet. Var. Onlar yani, yazılı. Onlar yazılı. Ama e, bunlarda yok. Peki şimdi o zaman saraya giren çıkan her şey yazılıysa. Padişah içki içeceği zaman kapıcı başını çağıracak veya müteferrika gel evladım git şu büfeden. Bana bir rakı al gel diyecek hali yok. Bunlar çok gülünç şeylerdir. Kim yazıyor bunları? Bunları Osmanzade Tayyip adında vaktiyle ilmiye sınıfında olup sonra bir takım e, na hoş hareketleri sebebiyle ilmiyeden atılmış. Sonradan tarihçilik, tarihçiliğe soyunmuş, şairliğe soyunmuş. Kıymetli eserleri de olan bir zat yazıyor. 2724'tür vefatı. Güvenilir bir zat olmadığı. Olmadığı buradan sayılıyor. belli. Diyelim ki güvenilir bir zat. 300 sene öncesine dair bir şey anlattığı zaman bir vesika ileri süremiyorsa ben bunu ciddiye almam. İşin bir de bu yönü vardır. Onun için Osmanzade Tayyip yazıyor diye buna itibar edilmez. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Osmanlı padişahlarının karakteristik birkaç hususiyeti var. Üç tane hususiyeti var ki hepsinde müşterek. Bunlardan bir tanesi cesarettir. İkincisi merhamettir. Üçüncüsü ise Adetlere ve dine bağlılıktır. Osman, İslam tarihinde pek çok hanedan gelmiş geçmiş. Bunların içinde e, evet tarihçi iyi hükmü vermez ama insani olarak iyi denecek insanlar da var. Menfi şahsiyetler de var. Fakat şurası bir hakikat ki Osmanlı hanedanında 36 padişah geçmiştir. Bunların içinde işte menfi bir tane bile şahsiyet yoktur. Aralarında derece farkı vardır. Bazısı çok bir şey yapamamış olabilir. Bazısı çok büyük işler yapmış olabilir. Ama hiçbirinin karakterinde bir e, bozukluk yoktur. Hepsi dinine bağlıdır. Sultan Vahidettin diyor ki, son padişah, bizim ailede her türlü insan gelmiş geçmiş olabilir. Fakat asla dine mübalatsız, yani dine kayıtsız bir insan gelip geçmemiştir. Sultan Aziz için mübalatsız derlerdi. Yani verilen fetvada onu halkın gözünden düşürmek için mübalatsız demişler. yani dine lakayt. O bile ölürken elinde Kur'an-ı Kerim'le evet. öldü. Bu Kur'an-ı Kerim'i Topkapı Sarayı'nda gördünüz diyor yanındakini anlatırken. Evet. Onun için Osmanlı padişahları için verilecek hüküm dindar insanlardır. İçki içmiş olmaları mümkün fakat bunu kati olarak söylemek asla ve asla mümkün değildir. Tarih ilmine aykırıdır. Her hele esrar içiyordu, içki içiyordu. Bunlar hakkında uzun uzun ne içtiğini bile söylemek yanıltıcı. O zamana ait, padişahlara ait bazı kitaplar vardır, adab kitapları. İşte padişah şöyle yapmalı, böyle yapmalı diye üçüncü şahıslar yazarlar, padişahlara arz ederler. Bunlardan bir tanesi meşhur e, yazmış olduğu Kabusname'dir. Çok meşhurdur. Osmanlıcaya da tercüme edilmiş ve Osmanlı padişahları zamanında okunmuş. Gelibolulu Mustafa Ali'nin Mevaid-i Nefais kitabı o da öyledir. Mehasinül Adab böyledir. Burada bir takım tavsiyeler de bulunur. Şimdi orada padişah diyor ki padişah devlet işlerinde diyor devamlı meşgul olmaz. Işı nüş iş ile de işlet ile de meşgul olmalıdır. Bugün dendiği zaman içki içmek anlaşılıyor. Fakat o zaman işlet içki içmek manasına gelmiyor. Çünkü din kitaplarında diyor ki bir erkek diyor zevcesiyle ve çocuklarıyla işlet etmelidir. Yani beraber oturup yemek yemelidir, vakit geçirmelidir, sohbet etmelidir. Bu bir beşeri ihtiyaçtır, psikolojik ihtiyaçtır. Padişah da ailesiyle diyor veya dostlarıyla işlet etmelidir. Yani evet. oturup yemek yemelidir. Evet, tekrar geleceğim sevgili hocam. Mustafa Bey aklımdan şey geçiyor. Padişahlara içki hatta ısrar içiren e, hocalar acaba bunu söylerken kaç probil alkollüdürler diye bir soru e, akla geliyor. Evet konu aynı Mustafa Bey. Evet. Vallahi şimdi tabi e, tarihe bakarken biraz şöyle yapmak lazım. Şimdi bir insan e, eğer bu özel hayatına dair hususiyetlerini yaşadıklarını kamusal alana taşımışsa onun elbette toplum tarafından bilinmesi, tartışılması, efendim işte alaya alınması yahut müzakere edilmesi, dedikodusunun çıkması normal, bu olabilir. Mesela şimdi ben desem ki Atatürk ağzına bir damla içki koymamıştır, şimdi yani demezler mi bu kadar? bira fabrikasında fotoğrafları var, işte bilmem ne var, bu kadar tanık var, bu kadar şey var. Bir de üstelik de halk görsün diye halkın arasına çıkıp bakın bu içkidir, ben bunu içiyorum diyen birisinin tam tersine hiç içmemiştir. O ağzına içki sürmemiştir denilmesi ne kadar yanlış da. Yani burada da bu insanlar bunu dışarıda, insanların arasında eğer içmişse, içmiş iseler o şartla gündeme getirmemişler. Yani kendi dünyalarında böyle bir şey yok. Dışarıya yansıyan bir tezahür yok dışarıya çıktıkları zaman tam tersine. İşte Hırka-i Camii'ne, eee Hırka-i Sadet ziyaretine giderken efendim işte Topkapı Sarayı'na giderken işte Eyüp Sultan'a giderken dini hususiyetlerini vurgulamış olan insanlardan bahsediyoruz. Dolayısıyla şimdi burada camilerle hayır eserleriyle bütün İslam alemini Donatmışlar. S sadece e, dediğiniz gibi İstanbul değil daha Orhan Gazi zamanından başlayarak işte Sakarya'dan, Bursa'dan bilmem Bilecik'ten e, Geribolu Yarımadası'ndan başlayarak daha ilk dönemler itibaren İslami hususiyetleri ile kendilerini bu şekilde tanıtmaya gayret etmişler. Bu kadar Yıldırım Bayezid'in yaptığı eserler ortada. Bu kadar e, işte Fatih'in kanununun Hatta işte 3. Murat'ın, Abdülaziz'in, Sultan Abdülhamid'in yani. Şimdi bir arada bir akla evvel çıktı. Sultan Abdülhamid içki içiyordu. Ya hani bir insanın bir istikameti vardır. <laughs> şimdi bunun bütün hayatı, ortada daha dün yaşamış birisi kızı anlatıyor, öbür kızı anlatıyor. Efendim damadı anlatıyor. Paşalar anlatıyor. İşte Avlonyalı Ferit Paşa anlatıyor. Öbürü anlatıyor. Yani herkesin bildiği ve dindarlığıyla sarayda cemaatle namaz kılmasıyla efendim etrafındaki insanları içkiden vazgeçirmeye çalıştığını bizzat o kendisinin yanına girip çıkan casus Atif Hüseyin efendi anlatıyor. Şimdi böyle bir insana kalkıp da böyle bir kulp takmaya çalışmak yani bu işte bir samimiyetsizlik var. Samimiyetsizliğin ötesinde bir husumet ve yani genel olarak bu toplum Osmanlı padişahlarını seviyor. Ben de onların sevgisini bir çamur atarak insanları soğutayım. Yani böyle bir sizin böyle seveceğiniz bir... adam değil bunlar. Veya veya sevdiğiniz adamlar içki içiyorsa ya bu. o zaman Tabii. içkide o zaman içkide bir beyis yok. Ha, yani Bunun başka bir izahı yok. İki şey var dediğiniz gibi. Yani birincisi bakın biz içiyoruz. Padişahlarınız da içiyor. Zaten onlar da bizden gibi, sizden değil, bizden gibi bir yaklaşım var. İkincisi hani Muhteşem Yüzyıl dizisi için söylemiştim ben. Alın sizin cihan hakimi dediğiniz padişahlar işte böyle yaşıyor. Buyurun tepe tepe kullanın evet. demek. Dolayısıyla bizim bir kere ana istikamete bakmak mecburiyetimiz var. Yani bunların gidişi hangi yönde ise o yönde olan hususiyetlerini değerlendirmeye almak lazım. Bu tip şeyleri de kamusal alana taşınmadıkları için... Kimsenin de buraya merak etme hakkı yok. Bir insanın kendi evidir. Evinin içinde tamam. olan şeyleri kimse bilemez. Bilmeye de hakkı yoktur. Tecassü Noktalı bir İşmiş İçmiş değildir. olabilir, Adli içmiştir, değildir. tövbe etmiştir. E, saklı günahı Allah affeder. Bir kere işin dini boyutuysa böyle bir durumu var. Yani. E, yoksa zaten o zaman konuşulanların hepsi büyük Nasıl sözlerini keseyim ki ben şimdi? Efendim ola. <laughs> Sevgili dostlar tekrar beraberiz. Geldik çok şükür. Efendim, şimdi Ekrem Bey misafirimiz, Mustafa Bey müdavim, bendeniz de müdavim. Padişahlar içki içermiş. Saray hayatını konuşacağız biraz, biraz özel hayata girmiş olacağız. Efendim, e, ruhaniyetlerinden af dileyerek, çünkü yanlış şeyler de söyleyebiliriz. Onlar ahirete intikal etmiş insanlardır. Şeyde, şunu diyor Ekrem Hoca ve Mustafa Bey, Osmanlı bir arşiv devletidir. Saraya ne girdiyse, çıktıysa kaydı, kuydu vardır. Hareme giren e, cariyeler buna dahildir. Nereden geldi, ne zaman geldi, nasıl geldi? E, hepsi kayıt altındadır. Orada çalışanlar, e, harem kızları tamamen kayıt altındadır. Hepsinin görevi karşılarında yazılmıştır. E, efendim kaç kuruş aldıkları belirtilmiştir. Bu kadar ayrıntı var. Zaman zaman söylüyorum bir baş soğan bile girse saray mutfağına ne hani zaman geldiği e, kayıt altındadır. Hiç böyle kayıtsız bir şey girip çıkamaz. Şimdi özellikle Yavuz Sultan Selim'den sonra Halife-i i Zemin olarak da bütün İslam dünyasının hadi bugünkü ifadeyi kullanayım ruhani lideri. E, şarap imalathanesi kurulmadığına göre sarayda. Koskoca halife takunyaları giyip tıkı tık Dimitri'nin meyhanesine girip şarap satın alamayacağına, birisini gönderdiği zaman şahit olmuş olacağına göre, e yani bu iddia bile olsa delil olmadığından dolayı bilmiyoruz demek belki en doğru yaklaşım olacak. Fakat daha da enteresanı... Ama yapı itibariyle, devletin yapısı, <laughs> Şeyhülislam'ın kontrolü, bunların inanç manzumesindeki güç itibariyle de bunu yapmamaları gerekir. O Yaşam biçimine baktığınız zaman da muhkem kazıya o aslında. Aslında böyle bir mevzunun hiç konuşulmaması, akla bile gelmemesi lazım. Gelmemesi lazımdır. gerekirken. E, niçin başka insanlar için olmuyor, da Osmanlı padişahları için oluyor. Burası biraz düşündürücü. Ama bir, bir şey var Ekrem Bey. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan böyle meşhur e, köşk sofraları, çankaya sofraları çok dillendirildiği için Galiba onun da rovanşı gibi bir şey de oluyor. Jön Türklerden, de beri, Jön Türklerden <laughs> beri. var bu. Osmanlı <laughs> padişahları aleyhindeki neşriyat Jön Türk edebiyatıyla başlar. İddiaçılar zamanında doğru doğru <laughs> Cumhuriyetten sonra da tabii hoş olmamakla beraber tabii karşılanacak bir, bir şey şekilde var. İlk devam Müslüman, etmiştir. Müslüman kendime söz vereyim şimdi. İlk Müslüman devlet Karahanlılar öyle kabul, öyle ediliyor, kabul ediliyor. ediliyor aşağı <laughs> yukarı. Ee, bu arada hemen sözünü etmişken <laughs> Dergimizi göstereyim. Ee, Türklerin Müslüman oluşları hakkında. Pek çok da soru geliyordu. Bu arada beni de kurtarmışsınız. Teşekkür <laughs> ediyorum. Önemli bir konuydu. Evet. Türkler nasıl Müslüman oldu? Ee, şey bu, kapak dosyası. Ee, ve bir de çakmak şeyi var. Ben bunu okudum, bitirdim. Nasıl Ancak buldunuz? Mı? Evet, gayet güzel olmuş. Girişi çok harika. Değil mi? Tam bir roman üslubuyla, merak haber evet. bir şeyle girmişsiniz beni Enver Paşa e, kurşuna, kurşuna diziyordu. Dizmek e, Ben de Atatürk'ü kurtardım diyor bir ara. Şimdi orada Karaanla Kutadgu Bilig'in herkesin bildiği bir kaynak tavsiyelerinde şey var. Bey içki içmemeli. Fesatlık yapmamalıdır. Bu iki hareket yüzünden sonunda ikbal elden gider. Dünya beyleri şarabın tadına ulaşırlarsa memleketin ve halkın bundan çekeceği zahmet çok acı olur. Bey içki içer ve oyunla vakit geçirirse memleket işini düşünmeye ne zaman ne de fırsat kalır. Halbuki evet. biliyoruz Osmanlı Devleti'ni yönetenler özellikle devletin tepe noktası padişah olarak ifade ettiğimiz noktada neredeyse 24 saat çalışma vardır. Çünkü yönettikleri devlet 780 bin kilometre kare değildir. Ve devletin idare edildiği yer saraydır. Padişah her an devleti idare etmektedir. Bu bir mesai diye Sabah 8'de başladım, akşam 6'da 5'de bittim. öyle bir şey yok. Padişah 24 saat mesai dedi. Bu Aynı. bir. E, i̇kincisi bir Müslüman için. E, en azından dini bütün Müslüman olmak iddiasında birisi için içki içmek bir kişilik zaafıdır. <laughs> Osmanlı padişahları hakkında yerli ve yabancı bütün tarihçilerin söylediği şudur ki Osmanlı padişahları sağlam karakterli şahsiyetlerdir. Yani bir de bunu da hatırlatmak lazım. Faziletli. Ben e, karşımızda resmi olan 5. Murat'ı istisna bir yere koymak istiyorum. Onun e, hani içki içtiğini söyleyebileceğim tek <laughs> padişah 5. Murat'tır çünkü bunu Sultan Abdülhamit söylüyor. Yani Sultan Abdülhamit kardeşinin abisinin İçkiye Namık Kemal Ziya Paşa tarafından alıştırıldığını... Bizim birader Şehzadilin, diyor çok dindardı diyor. Mevlevi Şeyhi Mehmet Selahattin Efendi'ye müntesipti diyor. Namık Kemal diyor onu yoldan çıkardı doğru. diyor. Dolayısıyla o arada abisini... Kötü arkadaşlara dikkat. Fakat şu da var ki... Abisini çok uyarmış. Evet. Abi bak yarın öbür gün padişah olacaksın. Bu bir Seni kullanırlar. Bu insanların eline koz veriyorsun vazgeç diye onu ilişkiden vazgeçirmek için. padişah olduğu da tartışılıyor. 93 evet. gün padişahlığı Dolayısıyla var. Dolayısıyla zaten padişahlıkla evet. padişahlık da yapamadı. O yüzden, o yüzden biraz da tabii. bir de, bu... de Nevrasteni rahatsızlığı vardı. Yani, birtakım evet. bir takım menfi hadiseler zaten belki de evet. mazurdur. Allah belki bilir. de kesin evet. olarak söyleyebileceğimiz tek padişah 5. Murat'tır. 5. Murad tamam. Sultan 2. Abdülhamit hakkında Ertuğrul Osmanoğlu efendi şahitliğine dayanılarak bir iddia var. Hepiniz biliyorsunuz. Bir kurban bayramının işte dördüncü günü dedemiz ziyarete gittik. Birkaç sene önce vefat etti değil evet. mi? Evet. Tam senesini hatırlamıyorum ama. 2011 miydi? Biraz daha evvel. Efendim şimdi oraya gidiyor torunu, dedesini ziyarete gidiyor. Zaten görüşmek çok zor o zaman Beylerbeyi Sarayı'nda. Yarı esir hayatında sultan ve bir düşünün bayram günü torununuz geliyor ilk defa görüyorsunuz ve romun ne kadar güzel bir şey olduğunu anlatıyor o ifadeye göre gösterdi diyor bu şeker suyudur Kur'an'da sadece haram a şey şarap haram edilmiştir dedi bana dedem diyor bir defa itikadi bir sorun da çıkıyor burada. Yani Şimdi o hadise bir kere e, sağlıklı değil. Ertuğrul Osman Efendi ile ben görüştüm. O zaman, yaşında zaman. Doğumlu, hmm. 5 yaşındayken bu mevzuyu kendisine sordum. 1912 doğumlu, 5 yaşındayken gittim. Bu filan oluyor. Hatta bana dedi ki şu anda Sultan Abdülhamit'i gören hayatta tek ben varım dedi. Hayır efendim dedim. Fethi Sami Bey de var. Hmm. Mediha Sultanın torunu e, dedi ki beni bir bayram günü babaannem aldı. Beylerbeyi Sarı'nı ziyarete gittim. Doğrudur dedi ben bu mezeleyi sordum. Dedi ki aa yok dedi. Dedem çok dindardı içki falan içmez onlar. Dedim böyle bir Rom içtiğine dair rivayetler var. Saray kadınlarının rivayeti dedi. Hmm. Yani bunu söylediğinde 90 yaşındaydı. Muhtemelen bir rivayet duymuş. Saray kadınlarının rivayeti dedi. Rom hakkında ya yani o kadar ya. abartıyorlar ki güya bayram günü geliyor torunu dizine oturuyor Sultan Abdülhamid'in. Ev kalade e, ciddi şey, bir insan. Porto marka bir şarapmış. Ya bunun içine parmağını batırıyor çocuğun ağzına sürüyor. Ya bugün Zizuna sarhoş olan birisi bile evladını bulaştırma bakışıyla elinden geleni yapar. Hani e, bunları biliyoruz. Yani şimdi kalkıp da orada bir bayram günü çocuğa şeker vereceydi ama maalesef bu iftiralar o kadar acımasızca e, atılıyor ki yani bunların nereye dayandığını yani ne yapılmak istendiğini insanlar çok iyi biliyor tabii ki. Mustafa bu abi. bunun evet. üzerine çıktı zaten bu meseleler hep. Bu, Şimdi Ertuğrul Efendi hatta birisi dedi ki siz ondan duydunuz. Ben bizzat duydum. Kendisine bizzat de sordum. Duydunuz. Bir de şu var. Efendim Abdülmecid Efendi yazmış. işte dedelerimden filanca filanca içki içerlerdi. Bu memleket onun için battı. İşte vesika. Bir kere bir kişinin yazdığı yazı vesika olmaz. 600 yıl önce dedesi bile olsa. Aynen. Abdülmecid Efendi e, demek ki dedeleri hakkında malumat sahibi değil. Demek ki o da iddiaçıların menfi propagandalarına aldanmış. Kaldı ki o da orada içkiyi övmüyor. Kötü bir şeydi diyor yani. Kötü bir şey diyor. İçmediğine dair de sen acay yukarı saydın o isimleri. Ayşe Sultan başta olmak üzere. Yani ben bir 10 kadar şahit çıkarttım. Bir de tabii hayatı Onların... öyle bir hayat değil. O, o da önemli bir vesikadır aslında. Evet. Ya, yaşama tarzı. din dışı bir hayatı yok. Hele Sultan Abdülhamit için bu çok gülünç. Tevfik Paşa'nın bir rivayetin İbnülem'in naklediyor. Güya şehzadeliğinde içermiş bir araba kazası geçirmiş, ondan sonra içmemiş. E, Tevfik Paşa'nın kim olduğunu biz iyi biliyoruz, yani şimdi meclisten uzakta. Bu söz doğru mudur? Tevfik Başa bunu nereden biliyordu? Tevfik Başa bunu nereden duydu? Nereden yakıştırdı bu işi? Bunların hepsi yani e, söz götürür. Yani silsile olarak gelmesi lazım. Evet, evet. Yani bence yuvarlı. en önemli kanıt o Atıf Hüseyin Efendi'nin kitabında evet, en son e, zamanlarda görüşmüş. Yani etrafındaki insanları içki konusunda uyaran, onların bundan vazgeçmeleri için evet. ısrar eden bir padişahtı diyor. Yani kendisi de ona o, o bilgileri aktarıyor. Dolayısıyla ben size biraz gülün diye bu diye bir şey, şey göstereceğim. o ee, içki reklamı Cumhuriyet dönemi ilk zamanlarında Reklam çocukları, çocukları bile <laughs> teşvik ettiklerini gördüm gazete reklamlarında. Yani Sık için için burada enteresan bir şey söylüyor Mustafa Bey yani e, içki'nin e, neredeyse su veya ayran muamelesi gördüğü dönemden söz ediyor. Vatandaş yeşilaya inanma başlık bu arkadaş. İç vade güzelse var ise atlı evet. şuurun o meşhur beyit çek kafayı sür safayı altında bir yanında rakı bir yanında şarap bunu simge olarak da şey kullanmışlar. E, ortaya ve tekel içkilerini tercih ediniz. Kim içerse tekel rakısını o unutur geçim baskısını. Bu sevgili dostlar bak bakın e, bunlar gazetelerde veriliyor. Bir ekran alır mısınız? Ha göründü mü? Tamam. Benim ekranımda görünmeyince sıkıntıya <laughs> düşüyorum. Evet ve çok fazla Sağlık vurgusu yapılıyor. O dönemi konuşacağız da bu dönemi de konuşmamız lazım. Kuvvet verir, takat verir, bilmem ne verir. Batılı tasvir de etmiş oluyorum bir taraftan. Ee, ve o biraz evvel okuduğunuz şiir de bazı kimselerin yanlış düşünmesine sebebiyet veriyor. İç bade güzel sev varsa aklı şuurun dünya o bade, var imiş, ya değil. ki yokmuş. Ne umurun? Onu da veya, yanlış yazmışlar veya zaten. Ve gör e, ko riya pişler mescitte Hı. eylesin riyayı meyhaneye gel ne riya var ne mürayi. Bunlar tasavvufi, tasavvufi şiirlerdir. şiirlerdir. Oradaki bade bade meyhane saki tekkeyi ifade eder. Yani tasavvuf terbiyesi alırsan dünyayı unutursun manasına gelir ama divan edebiyatının bir sembolik edebiyat olduğunu bilmeyen kimseler e, kelimelere zahiri manalarını verirse çok <laughs> yanlış yerlere giderler. Da, divan edebiyatını şimdi, uzmanlarından dinlemek lazım. Fatih divanında içki içtiğine bilmeyen dair. tamamen maddi mülaazalarda e, tarihi mevzularda değil. konuşan kimsenin bir kere inansın inanmasın İslam dinini bilmesi icap ediyor. Çünkü İslam bilmesi icap ediyor. Tarihin Yoksa izah edemezler i̇zah evet. İzah edemezler. Kalkıyor yani mesela Fatih içki içerdi diye bir tevatür çıkmıştı bir yerde. Emde radallahu aleyh. Bir Efendim divanında mest, mest akçesi yani güya Kendisini öyle tasvir ediyor ki şay, şair Fatih olarak orada değerlendirmek e, icap eder. E, içmiş sızmış yolda e, bir inzibat gelmiş. Ondan sonra ondan e, içki cezası alıyor. Fatih'ten içki cezası alacak. Fatih de yolda kaldırımda yatacak onun başına dikilecek. Şimdi böyle bir şey yani bir hayal gücü olarak adam Neyzen Tevfik de karıştırmış. Fatih bir başka bir şey anlatıyor orada tasavvufi remizler vesaire. Şimdi bunu onun içki içtiğiyle delil olarak yani buna çocuklar değil hani kargalar bile güler. Ama yakınlarda ortaya çıkan bu bahsettiğimiz kişilerden birisi efendim Fatih saray mutfağında deniz ürünleri seviyordu. Deniz ürünleri içkisiz içilmez. Demek ki Fatih içki içiyordu. Yani bu hani şeyin <laughs> hani İsa Goji mantığı ne vurduğun zaman hani paramparça olacak. Yani iddia. yumurta yani... seviyordu o zaman tavuk besliyordu. Yani şimdi gibi. <laughs> 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 böyle yani gülünç iddialar ortaya atılıyor. Dolayısıyla hani şey de mesela Şeyhülislam Bahayi Efendi ya da Şeyhülislam Yahya Efendi. Onların Divanlarında da içki var, mey var. İşte içti. Yani şimdi Şeyhül <laughs> İslam da içiyorsa efendim uleması da içiyorsa. Tasavvuf kitaplarının hepsinde bu anlatılır. Yani ne, e, neden yasak bu içki? Bir tarafından lazım. yönetilen bir devlet 600 sene payidar olmaz arkadaş. Yani bunlar bile Evet. Neyse diye. bence bu içki bahsini burada <laughs> bırakalım. İçki veriyorum. bahsinden şeye geçelim. Bu o, Kadın düşkünlüğü olarak yani ruhaniyetlerinden af dileyerek söylüyorum. izah edilebilecek dizi filmlere de e, konu olan. E, eskiden de çok kitap vardı bu konuda. Ben bu Harp ve Sulhu filan okuduktan sonra bir bakayım bizimkiler bizim tarihi hakkında ne yazmış dediğimde ortaokul öğrencisiydim. O malum isimlerin kitaplarını bir aldım. E, aralık kalmış kapılardan hırıltıdan başka ses gelmiyor. Böyle onlar için de bir tasvir vardır da iğrenç tasvirlerdir tekrarlanmayacağım. O zaman şey gelmişti aklıma. Bunlar böyle yaşadılarsa Viyana kapılarına bu satırları yazan mı gitmişti diye. Yani ne zaman o 20 milyon kilometre karelik toprak o 20 milyon kilometre kare fethetmek de filan değildir ki bütün zamanlar bir de yönetmek lazım. Şimdi Asırlarca. aynı sözler aynı sözler burada da caridir. Yani padişahın yatak odası hakkında kimin malumatı olabilir? Yani buraya giren sineğin ancak malumatı olabilir. Hareması bile girmez. Başka kimse girmez. Sarayda çok sayıda cariye vardır. 500, 600 belki daha fazla. Bu cariyelerin hepsinin bir vazifesi vardır. Kimi hamamda çalışır, kimi kilerde çalışır, temizlik yapar. Efendim hasta koğuşunda, revirde çalışırlar. Bunlardan sadece belli başlı vasıflara haiz olanlar, çok güzel güzel olan, güzel konuşan, zeki, kabiliyetliler Valide Sultan tarafından hususi olarak yetiştirilip şehzadelerle evlendirilirler. Bunların sayıları mahduttur. Özel yetiştirilir, özel eğitim evet, verilir. Evet. İslamiyet'te bir erkek dört hür kadınla evlenebilir. Şartlarına riayet etmek kaydıyla. Hür ile. kadınla. Hür kadınla. Hür olmayan kadınlarda yani cariyelerle evlenmekte bir sınır yoktur. Bu cariyenin kendi cariyesi olması ve Müslüman olması şartı vardır. Padişahlar Kanuni Sultan Süleyman devrine kadar ya Anadolu Beylikleri'nin kızlarıyla evlenmişler ya Balkan hükümdarlarının kızlarıyla evlenmişler. Onlar da problem getirdi. İslamiyet'te bir Müslüman erkek bir Hristiyan veya Yahudi kadınla evlenebilir. Din buna müsaade ediyor ama aksi caiz değildir. Bunlar politik evliliklerdir. Ondan sonra bunların hepsi ortadan kalkınca artık Osmanlı padişahlarının için evlenebilecekleri böyle bir hür kadın kalmamıştır. Halktan kişilerle Beylik de evlenmeleri... Beylik yok ki onun kızını alasın. Beylik yok, krallık yok. E Halktan kişilerle de evlenmeyi mahzurlu görmüşlerdir. Çünkü bu bir takım nüfus grupları meydana getirir. İltimas şudur budur. Bunu istememişler. Bir de saray terbiyesinden uzak olan biri sarayda yaşayamaz. Sarayda yetiştirilen cariyelerle evlenmişler. Bundan tabii bir şey yoktur. Hz. Muhammed'in de cariyesi vardır. Ondan evlenmiş bir de çocuğu olmuştur. Bu çok tabii bir şey. Maria. Maria evet. Mısırlı bir cariyeydi. E sonra bu gayrimeşru bir şey değildir. Osmanlı padişahları arasında başkasının kızını, karısını ayartan bir e, örnek yok. O zaman çok kadınla evlenmeleri bir suç değil. Bir erkeğin yani çok kadınla e, e, meşru dairede evlenmesi bir kusur değil ki. Yani bu, bu milletin çok övündüğü bir şeydir yani malum o, o gibi mevzuları insanlar övünerek anlatırlar. E şimdi bu niçin padişah için kusur olsun? Peki gerçekte böyle midir? Valla anlatanlar pek öyle olmadığını söylüyor. Osmanlı padişahlarının öyle çok fazla kadın düşkünlüğünden bahis yoktur. Evet. Ee, Osmanlı padişahlarının birkaç tanesi var ki çok kadınla evlenmiş, evlendiğini biliyoruz. Sultan 3. Murat gibi, Sultan Abdülmecit gibi. 150 çocuğundan bahsediliyor da, burada kim saymış da kim <laughs> O da şöyle, sarayda çok çocuk doğar. Sultan 3. Murat'ın 50'ye yakın çocuğu olmuştur. Ee, ama bunların çoğu veba ve başka çocuk hastalıklarından ölmüştür. Çocuk ölümü çok yüksektir. Ve sarayda çok çocuk olması makbuldür, hanedanın bekası için. Ama onun dışındaki padişahlar için böyle değil. Kanuni Sultan Süleyman'ın bildiğimiz üç tane hanımı vardır. Hele Hürrem'den sonra zaten kadına dönüp bakmamıştır. Hürrem Sultan vefat ettikten sonra başka bir kadın evlendiği bilinmiyor. 10 senesini bekar yaşamış. Bekar yaşamış. Ee, Sultan 3. Osman'ın hareme girdiği zaman topuklarına de, e, demir, demir çaktırdığı çaktır. hanımların kaçması. E, Şimdi, Yavuz Sultan Selim. Yavuz Sultan hiç, Selim yani... 8 yıl padişahlığı var zaten. Nerede bir hanımı var. Ondan da Kanuni Sultan Süleyman olmuş. Bir kere kadın düşkünlüğü e, çok gülünç bir iddiadır yani ancak bir roman, film kahramanının uydurabileceği yani yani bir şeydir. Geçen e, bundan bir 8-10 sene önce bir sana ismini vermeyelim, bir film e, aktörü ben 400 kadınla birlikte oldum diye bir açıklama yaptı. Şimdi bakın bir şeyde 21. yüzyılda ya da 20. Bunun yüzyılda tersi yaşamış de geçerlidir. 400 kadınla Bazı birlikte kadınlarda. olan bir... Evet. Şimdi padişahın evet. yani 5 kadın işte 8 kadın her neyse bunlar da bir de... Nikahlı yan hukuki yani, hukuki bağ olan şeyler. Dört kadın alma şartı vardır ya sınır o şeriatın koyduğu. Evet. Onun üzerine işte 3 5 tane daha filan söz edilince kafalar karışıyor. Bu nikahsız beraberlik değil mi diye bakıyor. Nikahsız Bence beraberlik bir, değil bizim bir açıklasın Bizim bir hocamız yani. da dedi onu. Osmanlı tamam. padişahları dedi hep nikahsız kadınlarla evlenmiştir. Bir tek genç Osmanlı Sultan İbrahim. Allah Allah şaştım ben. Böyle iddiası olan birinin bu mevzuda bu kadar cahil olmasına İslamiyette hür kadından nikah kıyılır. Kendi cariyesiyle evlenecekse bir adam bunu nikah bir kıyılmaz. ya da kıymayabilir. Hayır, Hürrem Sultan da da kıyamazdı. Hürrem Sultan dedi ki ben azatlanmak istiyorum. Doğruysa bu rivayet. Kanuni Sultan onu azatladı. Azatlayınca hür kadın oldu. Sonra ona nikah kıydı. Evet. Ve zaten Kanuni Sultan Süleyman'ın dört hanımı hiç olmadı bir arada. Dört hmm. hanım olmadı. Hmm. Şehzade Mustafa'nın annesi de cariyedir. Çerkes evet. cariyedir. Bir de bunun yani bu, mümkün ama azatlamadan nikah olmaz. İstisnası yani işte genç... mümkün değil. Değil ama başkasının cariyesiyle evlenecekse o zaman nikah kıyar. Aynı hür kadın gibi ve onda sınıra riayet eder. Dört sınıra riayet eder. Yani iki hür hanımı varsa, iki cariyesi varsa beşinciyi alamaz. Ama kendi cariyede böyle bir şey yok. Yani burada nikahsızlık filan söz konusu değil. Değil, meşrudur. Buradaki uygulama İslam'ın verdiği evet. izin çerçevesinde köle statüsünde oldukları evet. için... E... Hürriyeti Sınır, eksik, 100 tane cariyesi olsa yüzüyle evet. devlenebilir. E, Tevrat'ta var Davut Aleyhisselam'ın 100 tane nikahlı karısı 300 tane cariyesi vardı. Süleyman Peygamber'in 300 nikahlı hanımı 600 tane cariyesi vardı. Hristiyanların ve Yahudilerin okuduğu kitabı anlatıyor bunu. Osmanlı Padişahları da böyle. Şimdi yakın zamanda oldu. Sultan Abdülhamit'in 13 hanımı tespit edildi. Nasıl olur böyle bir şey? Sultan Abdülhamit devrine, Sultan Abdülmecit devrine kadar sarayda cariye boldu. Sultan Abdülmecit cariye ticaretini yasakladı. Köle ticaretini yasakladı. Paris Anlaşması'ndan sonra milletler arası hukuka riayetle. Binaenaleyhi Osmanlı ülkesindeki cariye sayısı azaldı. Orada da bir uyum yasaları var ya. Var. Ee, mecbursunuz bir barış anlaşması yapınca evet. belli bir takım ortak kaydeler tespit ediyorsunuz. Fakat sonra Çerkezler Türkiye'ye icat ettiler 1864'ten sonra. Çerkezlerin arasında ciddi bir köle sınıfı vardır. Bir beyler, bir özdenler, bir de köleler vardır. Bu köleler bir de çok zor şartlarda geldikleri için bu köleleri sattılar. El altından. Ve Osmanlı ülkesinde çok sayıda köle oldu. Ama Sultan Abdülhamit de evine gelindiğinde bu köle sayısı sarayda çok azalmıştı. Sultan Abdülhamit'in hanımlarının bir kısmı cariye asıllıdır. Bir kısmı hür kadındır. Yine bile toplasanız sayıyı geçiyor. Beyce Sultan onun hanımlarından ikinci ikbaldir. Diyor ki Sultan Abdülhamit diyor cariyelerle evlendiği gibi hür kadınlarla da evlenmiştir. Hür kadınlarla evlenmekte dörde o kadın bile biliyor bunu. Dörde riayet olduğu için diyor. Başka bir hür kadının evlenmesi icap ettiği zaman önceki hür kadınlarından bir tanesini boşardı diyor. İslamiyet'te bir erkek hanımını boşadığı zaman bunu onu bilmesi gerekmiyor. Kadın çocuğu varsa sarayda oturuyor. Çünkü onun bir rütbesi var. Bir şey Sadece birlikte olmuyor. Bir köşk. Bir daire tahsis ediyor ya da bir köşk evet. tahsis ediyor. Evet. Oğluyla ben beraber oturuyorum. oturuyor. Kızıyla beraber oturuyor. Ama mesela boşayıp da Çırak ettikleri de var Nurefsun Sultan gibi. Dışarıdan yani saraydan çıkarmak. Çırak etmek da... ne hocam? Saraydan çıkarmak. Hı. Saraydaki hanımlar, cariyeler veya hanımlar e, evlendirip de saraydan çıktığı zaman buna çırak etme o derler. Dışarıdan ne yapacak? Nasıl yaşayacak? Bir hanımla biriyle evlendiriliyor. Evlendiriyor bir de Devlet, çeyiz... devlet evet, ricalinden. Bir de tereddüt kalmaz. Devlet ricalinden saraydaki cariyeler küçük yaşta saraya alınırlar, terbiye edilirler ve bir yerde hizmet ederler. Evet. Bir kısmında padişah ve şehzadelere seçilir. Bu hizmet eden cariyeler 20-25 yaşına geldiği zaman bunlara sorulur. Çırak edilmek istiyor musun? İstiyorum derse veya sükut ederse e, Enderun'da yetişmiş bir devlet adamı namzediyle evlendirilir ve çırak edilir. Bunlar e, kocasıyla beraber yeni bir o, o ikbar hayatına girer. O harem gider. biraz da eğitimli insanlara yani. Kızlar mektebidir. Kızlar mektebidir. Leydiler okuludur evet. şimdiki tabirle. Padişah evet. bunların çoğunu görmez bile evet. ama teorik olarak padişahın mülküdür. Teorik olarak padişah revirde gördüğü bir cariyeyi beğense ondan evlenebilir. Ama bunun misali yoktur. Yok efendim padişah kızları böyle çırılçıplak dizermiş de, önlerinden geçermiş de, mendil atarmış da. Bunlar e, Türkiye'ye hiç gelmemiş Fransız seyyahlarının sonradan yazmış olduğu eserlerinde var. Rico, Rico değil mi? Rico'nun de Rico, Rico yazdığı şey Roma Rico. sarayından esinlenerek <laughs> evet. Bunların olsa çoğu olsa böyle duyduklarıdır diye. Zaten diyor duyduklarımı yazdım ben bilemem diyor orada ne olduğunu bittiğini. Bunlar da çok enteresan olduğu için romanlarda, filmlerde kullanılmıştır. Hadise böyle değil. Şunu söylemek istiyorum. Harem hayatını ben çok tetkik ettim. Haremde yaşayanlar ve onları görenlerle de görüştüm. Harem hayatı çok ciddi bir şekilde cereyan ediyor. Padişahın hanımları Hocam, ve çocukları münasebetleri verelim, ne olur büyük bir ciddiyet kaideleri içindedir. Bu hareme girdik, kolay da çıkamayacağız. Efendim, padişahların özel hayatına giriyoruz, evine girmiş evet. olduk şimdi destursuz nedir orası neyin nesidir orada süt havuzları falan var mıdır da bir konuşalım ve bu konu artık kapasın mola efendim bir süre sonra tekrar burada olacağız sevgili dostlar tekrar merhabalar biz tekrar geldik Allah'ın izniyle bütün cevvaliyetimizle huzurlarınızdayız netameli bir konuyu daha doğrusu netameli konuları konuşuyoruz biraz padişahların evine giriyoruz destursuz ama artık ruhaniyetlerinden af dileyerek yapıyoruz bunu. Çünkü 600 sene bir imparatorluğu Selçuklu'yla birlikte 1000 sene ve şeriat çizgisinden ayrılmadan az hata ile yönetebilmek maharet ister. Bu aileye bu açıdan da saygı duymak lazım. En azından bu açıdan saygı duymak lazım. Ve bu saygının gereğini Ekrem hocamız yapmıştı. Ekrem Buğra hocamız Osmanlı Hanedanı'nı yazdı. Buradan sürdük neler geldi başlarına görüşerek yazdı. Ve o kitap maalesef yok şu anda önümüzde ama daha önce göstermiştik. E, hocam ismini bir daha hatırlayayım. Sürgündeki Hanedan. Sürgündeki Hanedan efendim. Bulun bir yerlerden, temin edin, okuyun. En azından şöyle bir fikriniz olur. Çünkü zaman zaman biz kalıplara çok takılıyoruz. Kalıpları bir türlü kıramıyoruz. Efendim başı neden açık? Eteği neden kısa? Efendim niye kafasına şapka giyiyor? Ama bu insanları dışarıda yetişmişler. Bu insanları kovduk. Böyle sorgulamaya hakkımız var mı? Önce kendimizi bir sorgulayalım. Niye kovduk? Bir ben, gün de onu konuşalım. Devam ben, etseydi ne olurdu? Ben yeter, Sürgündeki aynen. Hanedan kitabında bu, bunların cevaplarını yazdım ve de en azından dinleyicilerimizden, seyircilerimizden merak eden olursa harem nedir, cariye nedir, sultan kimdir, padişah kimle evlenir? Bunlar hakkında orada muhtasar malumat vardı. Eyvallah. Eyvallah hocam. Kaleminize sağlık. Bir Teşekkür de bugün ederim. bir makalenizi okudum. Saltanat devam etseydi ne olurdu, ne olurdu hakikaten. Evet. Böyle zaman zaman aklıma gelen bir şeydi. Böyle bir solukta okudum. Gayet güzel oluyor. Mustafa Bey'in yazıları da zaten el malum. Şimdi Mustafa Bey'e soracağım. Hani <laughs> padişahlar hakkında içki içer miydi? Delil yok iddialar var. Ve tekrar söylüyorum bunu iddia edebilmek için epey bir promil alkollü, alkollü olmak <laughs> gerekiyor. Onu bıraktılar, onu geçtiler çoktan. Şimdi esrar içilmeye başladılar. Özellikle 1. Bayezid, Sultan 4. Murat. Sultan 4. Murat bir de gut hastası. Doktor Solakzade, tavsiyesiyle. Evet. Solakzade öyle diyor. Çok şiddetli ağrıları, ağrıları diyor. var. diyor. Ağrıları geldiği zaman padişah başını duvarlara vururdu diyor. Evet. Hekim başı ona diyor morfin hülasası verirdi diyor. Yani anestezi yapsın o diye. O da sarhoş eder. Tabii O da dayanılmaz oldukça fazla arttırıyor. Arttırınca Padişah diyor bazen böyle kendinden geçerdi diyor, e, sendeleyerek yürürdü. Bir de e, sert e, icraatları olan padişahları haklı da olsa sevmeyen çok olur. Casuslar Buradan, da boş durmuyor 2. o arada. 4. Tabi. Murat da sert bir padişahtı, düşmanı çoktu. Hele hele Bağdat'ı fethettiği için, İranlarla savaştığı için onun bilhassa İran tarafından çok düşmanı oldu. Hakkında çok acem iftiraları atıldı. E, i̇çki içti dediler, İçkiye çok düşman, tütüne çok düşman, bunu yasaklamış e, sur içinde içki, Hristiyanların bile içki alıp satmasını men etmiş. Yani hocam fitne ne o zaman boş duruyor ne bu zaman Peygamber boş Peygamber zamanında boş, boş durmamış hiç boş Mustafa Bey şimdi her ikisini de hülasa eden bir iddia var. İkinci Selim Sarı Selim diye tarihimize evet. geçen Kanun ve Hürrem Sultan'ın oğulları yok şöyle düzelteyim. Hürrem Sultan ve Kanun. Kadınların önceliği var. <laughs> evet, o zaman evet. öyle değildi tabii. ama. Evet. E, oğulları ve padişah oluyor. Bence şehzadelerin en akıllısıdır. O, Bence ki, de. o ki o dönemde padişah olabildiğine göre. Fakat bizimkiler kaçan balık büyük olur hı hı. kuralınca nerede Cem Sultan, aa o padişah olsaydı ne olacaktı? Bir Osmanlı şehzadesi yani. bana dedi ki Şehzade Mustafa padişah olsaydı dedi Devletin çehresi değişirdi. Değişmezdi şehzadem. Kötü olurdu dedim. Evet. Nasıl böyle söylersiniz dedi. Evet. Bütün tarihçiler Mustafa'yı övüyor. Yok dedim Selim daha üstündü dedim. Aynen. Sultan 2. Selim daha üstündü. Ya bunu nasıl söylersiniz dedi. Bunu şehzade söylüyor. Dedesi üstelik Sultan 2. Selim. Bazen dedelerine karşı ha, biz onları savunuyoruz. <laughs> dedim ki Sultan Şehzade Mustafa çok yüksek meziyetlere sahip bir şehzadeydi. Fakat bir devlet adamında bulunması gereken en mühim vasıf temkinli, tedbirli, tedbirli ve ilmi siyasete riayetkar olmak. Sabırlı. Olmaktır. Onda o yoktu. Sofrada yemek yerken Lala ne derler diye sormuş Şehzade Selim o zaman. Demiş ki asker ağabeyiniz Mustafa'yı ister. Babanız ağabeyiniz Mehmet'i ister. Anneniz de ağabeyiniz Bayezid'i ister. Cihangir zaten rahatsızdı. Bizi de Allah istesin gel bir safamıza bakalım Lala demiş yemeye devam etmişler. Aynen öyle. Şimdi bu İslamiyet'te övülmüş bir Tevekkül. meziyettir. Diğer hepsi saltanatı bir şekilde kaybettiler. Ama Şehzade Selim sabretti ve saltanat onun oldu. Bunun içinde bir şey yapmadı. Bir atraksiyona girişmedi. Tamam. Hocam ona da açıklık evet. geldi. Çok da güzel oldu. Şimdi onun için derler ki ya yani devlet toprak filan kaybetmiş de değil ha. Kabiliyetsiz dediğiniz padişah Allah sokulluğu <laughs> bir sadrazam nazib etmiş. Ondan sonra filan yani. Şimdi Nedir hocam bir şey söyleyeyim. Mustafa Bey'in sözünü kesiyorum ama. Ben, ben, şimdi Mis, Misafirin önceliği Estağfurullah. var. Estağfurullah <laughs> nasıl kaybetmemiş. Kıbrıs onun zamanında fethedildi. Ada fethi kolay değildir. Büyük bir iştir. Bir Macaristan'a bedeldir Kıbrıs. Kaybetmemiş, kazanmış. Kazanmış yani. üstelik. Birkaç günde alındı Kıbrıs. Onun hikayesini de bilirsiniz. Ee, Sokulu Mehmet Paşa ada fethi zordur diye divandan menfi karar çıkarttığı halde Sultan II. Selim nadiren de olsa padişahlar müdahale eder hükümete. Evet, ben var. dedi Kıbrıs'a e, sefer istiyorum. Çünkü rüyamda peygamber efendimizi gördüm. Kıbrıs'ın fethini bana müjdeledi. Kıbrıs fethi müessir olacak. Karşılığında bir şükür nişanesi olarak da cami Hı. yaptıracağım dedi. Evet. Yani bu nasıl bir ilişki için? Yaptırdığı cami de Kıbrıs fethinden önemli bir cami. Önemlidir. Ya. Dört tane parmağı göklere şehadet, şehadet parmağı, parmağı gibi parmağı. çıkıyor böyle bir padişahın. Evet. Don Volga kanalını açı açmak niyet niyet ki Türkistan'daki Türklere ulaşalım. Bu nasıl ileri görüşlü nasıl ufku ileri olan görmüş. bir padişahtır. Evet. Bugünü yaşasa ılıkçı der. Halveti şey, Halveti idi kendisi bir e, sıkı bir Halveti Halveti müdüldü. tarikatına mensup ve öyle sadece dışarıdan takip eden türden değil. Onun eskarını da yerine getiren Ölmeden bir adamdı. Ölmeden önce de şeyhini ediyoruz. görüp onun elinde tövbe ederek vefat ettiğini evet. tarih kaynakları evet. zik zikrediyor. Mustafa Bey şimdi Buzat-ı Şerif'ten söz ediyoruz. Evet. Bizim ıı, tarihimize göre ve bazı tarihçilerimize göre hamamda cariye kovalarken takunyası kaymış, düşmüş, kafasını mermere çarpmış, sarhoşken ölmüş. Evet. Şimdi tabii iftiranın haddi hesabı yok yani bizim Osmanlı padişahlarına. İşte güya ikinci Selim bir takım aklı evveller de onu şey yapıyor. İşte Kıbrıs'ın şarapları meşhurmuş. Kendisi de o kadar ıı, kaliteli şarap içecekmiş ki Kıbrıs'ı e, oradaki şaraplara hakim olmak için gidip oraya alacak ve o e, Kıbrıs şarabını saraya getirecek. Niye parası bunun, yok bunun mu? için, mu? Bunun için sefer açıyor mı? ve şey yapıyor ya yani bir gemi gönderse 10 <laughs> fıçı getirirler iş biter ama şimdi iftiranın haddi hesabı yok dediğim o yani Kıbrıs'ı içki yüzünden fethetti gibi bir iftirayı atıyorlar. E, Ekrem Bey'in bahsettiği gibi yani aslında o hamam meselesi Hamamda düşüp ölme meselesi doğru ama şu... orada... hamamın bir yangın geçiriyor... sarayın hamamı. Yangından sonra restore ettiriyor. Restorasyonlu... açılışını yapacak, gidecek, bakacak içeriye. Bakarken başı dönüyor yani kubbeye, oraya buraya bakarken... benim bile bazen... yukarıya kalp krizi baktığımda... Olacağım. başım döner. Kalp krizi diyorlar işte. Dolayısıyla orada düşüyor ve bir... şey geçiriyor. Travma geçiriyor. Ondan sonra e, meydana gelen bir şey. Yani hamamda şimdi bir de cariye kovalayacak. Yani bir padişahın e, Hocam işi yok. Hocam söyledi ya cariye padişahı kovalıyor. <laughs> Cariyenin padişahı kovalaması lazım. cariyeyi kovalayacak ve o, o sırada düşecek. Maalesef böyle akla hayale gelmedik iftirada. Allah o karısına aşıktı. İkinci seyir... Pek cariye mariye görecek gibi değildi. Aynen öyle. Muhteşem e, Atik Atikvalide Camii. Yani hakikaten onunla son zamanlarda biraz ehemmiyet veriliyor ama yani Üsküdar'ın en muazzam cami işte şeyin Nurban'u Sultan adına onun yaptığı bir eser. Aynı zamanda işte Yahya Kemal... Karısına şöyle aşık eder. dedi hocam. Sadece şu iki eseriyle tarihe geçmeye Hak e, layık bir şey. Birincisi. O şeref kıyamete kadar yetiş. E, biz bülbülü muhrik demi gülzarı firakız. ateş, ateş kesilir geçse sabah güneşeğimizden. Sadece bu beyit yeterli. Bir divan değerinde de diyor. Bunu söyleyen Yahya Kemal. Evet, biz Sadece bu beyti olmuş. söyleyen bir insan bir divan yazmış kadar şiire ve o kadar muhteşem güzelliğe bir şey o ateş kesilir geçse yani sabah yanık yanık geçse. öten e, öyle yanık yanık öten bülbülleriz ki sabah ha. rüzgarı bizim Serin bir sabah rüzgarı. geçse ateş şey döner ve öbür taraftan ateş olarak çıkar. Yani bu hakikaten onun Yahya Kemal'in zenginliğini gösteriyor. İkincisi de diyor Selimiye Camii'ni yaptırmış olması. Böyle bir eseri ortaya koyan birisi ki onun yapım sürecine baktığınız zaman hakikaten her ayrıntısıyla ayrı ayrı ilgilendiğini görüyoruz. Yani Mimar Sinan'la yazışmalar işte şurası şöyle olsun burası böyle olsun istek oluyor istekleri karşılıyor. Yani bizzat Selimiye'nin yapımı için ki onun da Edirne'de yapılmış olması Edirne'yi kurtarmıştır. Edirne Aynen, bugün evet. bizim elimizde kalmışsa işte bu sayıda koyduk. Selimiye bu, Bulgar değil. Bogdan Filov diye bir Bulgar gelip de Edirne'yi işgal etmeye kalkınca Bulgar kralı ondan sonra Selimiye'yi gösteriyor. Diyor ki bu eser buradaysa bakın bu sayıda mutlaka bunu okuyun şey yapalım. Selimiye buradaysa böyle bir eser ortaya konulmuşsa biz burayı e, almaya hak etmiyoruz. Burası Türk eseridir. E, Türklere aittir diye itiraz ediyor ve neticede bir şehir bir Bu eser kurtulur. sayesinde kurtuluyor. Şimdi sadece Edirne'nin değil Türkiye'nin mührü duru. Bir de evet. bir de şu var. E, belki bazıları bunu öne sürebilirler. Madem yeri gelmişken söyleyelim. Sultan II. Selim e içki satışını serbest bıraktı. Allah Allah nasıl olur bir İslam devletinde içki satışı? Kanun Sultan Süleyman yasaklamıştı. Bir kere padişahlar içkiyi yasaklayamaz ve serbest bırakamaz. Satışını evet. yasaklar veya serbest bırakır. Ruslar, Neden? Padişahlar içki yasağı koyamaz ya da o yasağı kaldıramaz. Böyle bir yetkileri. Kuran-ı Kerim'in emridir bu. Yani imalatını yasaklayamaz ama evet. satışını Onun sebebi de şudur. Evet. E sur için e Osmanlı devletinin nüfusunun yarısı gayrimüslimdir. Gayrimüslimlerin içki içmesine İstanbul müsaade vardır. İstanbul'daki elçilikler vardır. Hatta hatta Yavuz Sultan Selim zamanına kadar gayrimüslimler nüfusun fazlalığını teşkil ediyordu bütün Osmanlı ülkesinde. Arap memleketleri fethedilince nüfus biraz Müslümanların lehine kaydı ama yine %45 nispetinde gayrimüslim vardır. Bunlar içki içerler. Dinleri buna müsaade ediyor. İslamiyet bundan içki içmelerine almalarına satmalarına. bizim Karadeniz'de öyleydi ya 1570'lerde falan. Tabii. Rum, Rum nüfusu Çoktu. çoktu. E bunlara izin veriyor şeriat. Hatta şöyle bir hüküm bile var. Bir Müslüman'ın şarap edinemez. Bir Müslüman bir Müslüman'ın şarabını gördüğü zaman dökse ki dökmesi emredilir. Bu ödemez. Ama bir Hristiyan'ın şarabını dökerse öder. Onun için maldır İncelik. çünkü. Bir Osmanlı mahkemesine gitse. Zaten hukuku evet, kendi hukukuna Böyledir. Göre. Şimdi kanuni Sultan Süleyman sur içinde e, gayrimüslimlerin şarap sattığı meyhanelerde Müslümanların da gizli kapaklı dadandığını görünce sur içinde içki satışını yasaklıyor. Sultan II. Selim'e gelince diyorlar ki efendim Kıbrıs'ın fethi çok e, ciddi bir hadise. Hazinenin paraya ihtiyacı var. İçki, müskürat e, satışından da biz gayrimüslimlerden vergi alıyoruz. Bunu izin verin de tekrar hazinenin bu gelir kaybı önlensin diyor. O da izin veriyor. Bakın şimdi bu müsaade neye sebebiyet verdi? Babası içki içmezdi, yasakladı. Oğlu içkiye düşkündü, o izin öyle. verdi. Halbuki bu bambaşka bir mesele. Bir arada ruhsat veriyorlardı o. Gayrimüslimler. Evet bunların mehaneleri vardır İstanbul. Evet. Sonradan zaten pek çok padişah Sur içindeki mehaneleri kapatmış Galata tarafındakilere izin Çok sapay yerlerdekilere evet. Rum nüfusun gayrimüslim nüfusun yoğun olarak Bu da insan haklarının icabıdır yer. yani. Evet. Ya İngiliz hükümeti neredeyse nota verdi. İçki yasağı yüzünden bizim sefarettekiler ne içecek falan diye. Yani başka türlü meseleler de oluyor işin içinden. Kabalama bakılmaz. Efendim Hani ikinci Selim'den bahsediyoruz. Sarı Selim diye isimlendiriliyor. Bence dememek lazım. Bunların sanı vardır. Sultandırlar. Padişahtırlar. Sultan Selim demek lazım. Sultan Selim'i evvel, Sultan Selim'i sani. Dilini edepli alıştırmalıdır. Sıradan e, bir adamın karşısına çıkarken bile üstünü başını düzeltiyor. Beyefendi diyor, hanımefendi diyor evet. falan. Osmanlı padişahlarına öyle hitap şimdi, etmek doğru değil. Şimdi yakın yıllara kadar, bundan 10-15 sene önceye kadar futbolcular sadece isimleriyle anılırdı. İşte Büyük Mehmet, Küçük Mehmet, Ahmet, işte Şeref, Can falan diye. Son 10-15 senede bu değişti. Soyadlarıyla şimdi söyleniyor. Şimdi 20 yaşında, 25 yaşında futbolcuların bile soyadlarıyla anıldığı bir dönemde bir padişahın sadece ismiyle anılmış olması bir hakaret. Hocam biz birbirimize için karşı ona da, da artık çok Dilimizi edeben alıştırmamız lazım. Edeb dışına çıkıyoruz. Çok fazla senli belli anında oluyoruz. Ya insandan izin alınmadan sen demek caiz değildir. Doğru değildir. Bizim Türkçemizde ne güzel var saygı ifadesi siz deriz. Hastaneye gittim hocam. Yani çok da iyi bir hastane. Kim herkese bir şey tahsis ediyorlar ya böyle rehber. Evet. Kızcağız iyi güzel giyinmiş. E efendim gel. Dur. Bekle, ha. otur, filan asabım bozuldu. Kızım ya ben de senin dedenin yaşındayım. Yani evet, sen ben, ne demek ya? Ben de bir kere öyle o, bir niye talimat veriyorsun bana dedim. Rica ne oldu, tatile mi çıktı? orada arada hemşire çıktı. E, hocam sizi kızgın gördüm falan. Ben şimdi neşelendiririm. Yok dedim, ondan değil, size karşı değil de. bunları bir eğitimi alın. Sonra şeyle tanıştık, sahibiyle, yöneticisiyle. Dedim ya isim de vermiyorum, söylemiyorum da kim olduğunu ama orada bir arıza var. Çünkü ilk karşılaştığınız insan en nazi olmalı. Birbirimize karşı ya gencecik yani insanlar... Samimiyet olarak görüyorlar ama... Hayır tabii, o samimiyet edep de, edep, edep, edep edepsizlik. bile hizmetçisine, evladına bile sen diye hitap etmezler. Ya İngilizce'de bu kelime yokmuş yani. olan bize ne kardeşim. Türkçe'de var işte ne güzel de. İşte bunlar... Ayşe Sultan diyor ki ömür boyu bize... Siz diye hitap Siz etti. Diyoruz. Evladı ya. yani evet, işte evet, saray evet. terbiyesidir bu. Sarayda terbiye olmayınca bir yerde olmaz. Saray Şimdi, olmayınca insanlarda da evet, terbiye olmaz. Sultan Selim'den söz ediyorduk. Hamamda düştü öldü falan derler ya cariye kovalarken. Sarhoşmuş. Kim gördü? Kim şahit tuttu? Peçevi diyor ki erkek sinek bile şöyle diyor güneş farz muhali erkek olsaydı hareme girmesine izin verilmezdi. Harem'e doğmasına izin evet. verilmezdi. Bu kadar hassas padişahın özeli, padişahın evi, ta hamama kadar Sultan II. Selim'le birlikte gideceksiniz. Bir de padişah cariye kovalayacak. Böyle bir <laughs> mantık olur mu? Zaten cariye bekliyor, beni bir çağırsa. Bir yakınınızın evine gittiğiniz zaman yatak odasına girmek... Çok büyük bir terbiyesizliktir Terbiyesizlik. yani bir ihtiyaç mecburiyet olmadıkça evet. banyoyu bile izinle kullanıyorsunuz İzin. hal böyleyken bir padişah sarayı için bu nasıl söylenebilir evet. bu şaşılacak bir şeydir sarayın bir adabı var harem padişahın evidir oraya sadece padişah ve şehzadeler girip çıkabilir Tabii harem ağları bile değil. Yorumlarınızı da bekliyoruz sevgili dostlar sorularınızı bekliyoruz zaten geliyor sonra bundan sonraki bölümlerde sorularınızdan hareket edeceğiz ama ne olur. Zaten biz pek çok konuyu gündeme getiriyoruz. İlgili e, sorularla sınırlayalım işi. Yoksa bakıyorum her şeyi soruyorlar. Ekrem Hoca'yı yakaladık. Nasıl olsa tabii ki güzel ama Ekrem Hoca'nın açık çeki var. Gene yakalarız inşallah. Şimdi efendim şeyi haremde biraz daha e, dolaşalım hocam. Süt banyosu yap. Reklam şimdi mi? Peki. Boynumuz kıldan ince. Reklam. Sevgili dostlar, merhabalar efendim. Şu sıralar silahlı kuvvetlerimiz sınır ötesi hareket yapıyor. Şehitlerimiz çoktan havalandı. Kendisini tehdit altına hisseden her devlet kendi sınırlarını korumakla yükümlüdür. Dua edelim. Evvela onu söyleyelim. Allah yardımcıları olsun. Allah yardımcıları olsun. Daha beter bir şey. Gazaları mübarek olsun, olsun. Gazaları mübarek olsun. Ee, epey zamandır da şehit veriyoruz, biliyorsunuz silahlı kuvvetlerimiz, polisimiz canhıraş bir gayretle şehirleri işgalden kurtarmaya çalışıyor. PKK işgalinden kurtarmaya çalışıyor. Ve PKK'nın uzantısı PYD de operasyon altında şu anda. Çünkü oradaki, e, Türkmen kardeşlerimize Rus kalleşliğiyle birleşerek e, çok büyük oyunlar oynadılar. Türkiye bunlara duyarsız kalamaz. Her türlü diplomatik harekete başvurdu herkesi uyardı gereğini yapmak zorundayız dedi. Ama dünya kör ve sağır ne göçmenler karşısında seslerini çıkarıyorlar. Ha olmasaydı gelmeseydi bu noktaya elbette temenni ederdik ama oldu geldi. Bu noktadan sonra sadece meşru kuvvetlerimize dua ile mükellefiz. İnsan olarak da, Müslüman olarak da padişahlara konuşmaya da devam ediyoruz özel hayatlarına girdik. Ve e, Mustafa Bey'in mi sözünü kesmiştim, sizin sözünüzü mü kesmiştim hatırlamıyorum ama gene misafirden başlamak e, lazım. Hocam şu haremin üzerine biraz daha duralım. Gizli bir bölge. Hiç kimse girememiş. Erkek zaten erkeksine uçmuyor. E, efendim Valide Sultan'ın emir komuta zinciri altında. Her e, cariyenin kaydı kuyduğu var ve hepsine adeta not veriyor. Her daim onlarla mobese kameraları filan icat edilmemiş ama bazı cariyeleri de bu anlamda kullandığını biliyoruz. Yani e, hatta ilk giren cariyeleri imtihana tabi tutarlar. Bir altın bırakırlar bir yerde, bakalım eli uzun mu? Mesela bir sabah namazına mazeretsiz katılmayan cariyenin defteri duruluyor. En azından e, padişahla e, görüşmesine izin verilmez. Eş olarak seçilmez. Hizmetkar olur en fazla sarayda olsa olsa. Böyle hassasiyetler var. Dile hassasiyet var. Musikiye hassasiyet var. Yani dört dörtlük e, kadın yetiştiriyor. Adeta muallim yetiştiriyor bir anlamda. Şimdi girişi de bir ayetle süslüyor biliyorsunuz. E, nasıldı o? Harem'e e, hareme diyorum. E, size ait olmayan eve girerken haberli gidin. Sizin isteğiniz. Selam, selam verin. Evet, i̇stina ayetiyle baş Harem hani... zaten adı üstünde. Girilmesi e, haram Hı -hı. olan yer. Hürmet edilmesi gereken yer. Hürmet, harem, muhterem, ihtiram, muharrem, hurma hepsi Unuttuğumuz aynı. Unuttuğumuz kelime. Kökten, <gülüyor> kökten, <gülüyor> hurma hariç onu unutmuyoruz e, lezzetinden lezzeti, dolayı. Böyle bir yer. Padişahın evidir. Zaten Topkapı Sarayı Padişahın evi değildir. Topkapı Sarayı 3 üç avlu. 3. avlunun bir kısmı Padişahın evidir. O avlunun bir kısmı da Saray Akademisi'dir. Devlettir, akademidir. Evet devlet buradan idare edilir. Padişahın haremi mütevazi bir yerdir. Gidenler görmüştür. Bugün çok sıradan insanların bile mütevazi bulacağı bir yerdir. Büyüktür. Neticede çok sayıda insan burada yaşamaktadır. Biraz evvel anlattığım gibi burada cariyeler vardır. Her birisi müstesna şahsiyetlerdir. Ve bir müddet sonra ya evlenip buradan çıkarlar veya burada kıdemli olarak ömürlerini geçirirler. Padişah, çok büyük hayır eserleri de yaptırıyorlar. Bunların cüzi bir maaşları vardır. Fakat masrafları olmadığı için bu biriktirdikleriyle ya İstanbul'un fakirlerine, e, evlenecek fakir kızlara, evi yananlara yardım ederler veya hayır hasenat yaparlar. Mekke Medine'ye para gönderirler. E, Bunların var. içinde İstanbul'da e, şu hatun cami, bu hatun cami diye gördüklerimizin ekserisi, haram harem hanımlarının yaptırdığı e, Sefa Hatun mesela gibi camilerdir. E, anlatılan e, yabancı seyyahların anlattığı e, haremle hakikat arasında çok fark var. Şimdi yabancı seyyahlar bir kısmı Türkiye'ye gelmiş, İstanbul'a gelmiş, bir kısmı hiç gelmemiş. Gelenler de hareme girmemişler. Ancak anlatılanlardan, halk arasında anlatılanlardan bir takım fiksiyonlar, faraziyeler yaparak bir tablo çizmişler. Bunların anlattıkları harem tablosu tabi daha ziyade erotizm kokan bir harem tablosudur. Padişah kızları çırılçıplak dizer, İşte onlar süt banyosuna girer yıkanır, çalgılar, dansözler oynar, sefa, içki, gırla gider. Ama harem böyle bir yer değildir. Harem çok ciddi bir yerdir. Yani e, erkeklerin girmediği bir yer ve çok zaman da padişah o hanımların çoğunu görmez kendi dairesi vardır orada hanımıyla beraber o geceyi geçirir bazen ondan bile gece geçirmez valide sultan hakimdir büyük bir ciddiyetle her şey burada yürütülür haremin bir disiplini var bu disiplini harem ağları temin Sağ ediyor olsun. bu harem ağları hadımdırlar Afrikalı hadımlardır ama hadımlıkları sonradan değildir yani daha doğrusu Osmanlılar tarafından değildir. Bunlar ya böyle doğmuşlardır, çift cinsiyetlidir veya adımdır Veyahut Afrika'da vahşi kabileler birbirleriyle savaşırlar, galipler mağlupları hadım ederler. Azim. Hem nesilleri kesilsin hem de esir aldıkları zaman kendi kadınları için bir tehlike olmasın için. Ondan sonra bunlar köle olarak satılırlar. Bu zavallıların yapabilecekleri tek şey vardır. Hristiyan manastırlarında, kadın manastırlarında çalışmak veya Müslümanların hareminde çalışmak. Müslüman olanları ve... Müslüman hmm. haremlerinde istihdam edilir. bu şey Sadece sarayda değil, her evde hareması vardır. Mısır tarafında bir Kıpti Kilisesinde bunların hadım edildiği ve öyle satıldığı şeklinde bir, bir bilgi var. Bilgiler var yani Doğru. oraya geliyorlar. Ee, orada o Hristiyan çünkü şeyler, papazlar tarafından. Çünkü tarafından. için lazım. Bir de, bir de yani Osmanlı kendisi hadım yasaktır. ediyor değil. O onların zaten satılmadan önce bu şekli getirilmiş. Bir şey. de çok sert fetvaları vardır haramiyetine bir dair. Bir de zencilerin sesleri çok güzel olur. bunlar küçükken kilise korolarına alınır. büyüdükleri zaman ergenlik çağına geldikleri zaman sesleri kalınlaşmasın diye onları hadım ederler. Yani Katolik kilisesinde bu çok yaygındır. İslamiyette değil bir insanı, bir hayvanı bile iyidiş etmek, caiz değildir kısırlaştırmak. Ancak belli bir zaruretlerle mesela bir affedersiniz öküzü eğer yani hadım etmezseniz tarlada süremezsiniz. E, başka çaresi yoktu Bunun dışında... Bu hadımlardan sadrazam daha falan var. yükselen var Bu, mı? Bu e, Bu zenci hadımlardan yok. Ama bunların beyazları da Enderun'dadırlar. Şimdi Akar, Harem abi. ve Enderun paralel e, iki yapıdır. Birinde cariyeler var padişahın evi. Kızlar Mektebi. Kızlar Mektebi. Diğeri devlet adamlarının yetiştiği bir saray akademisidir. Ve o saray akademisinde yetişenlere de orada eğitimli kadın... Sonra bu haremdekilerle evlenip saraydan çıkıyorlar bunlar. Hem de Enderun padişahın ofisidir. Bu Enderun'daki talebeler padişahın da özel kalem müdüriyeti işlerini görürler. Orada da onların... Abbasiye Devleti'nde de var, var. mı? Var. Abbasilerde de harem ağları var. Harem ağları var. Bu e, ak hadımlardır bunlar. Ak derler. Bunlara babus ı Sade ağaları da derler. Öbürü Darü Sa'd Bunlar Enderun'un inzibatıyla vazifelidirler. E, talebelerin koğuşlarında yatarlar. Bunlar alalalık yaparlar. Buranın disiplinini sağlarlar. Bunların içinde Hadım Sinan Paşa gibi, Hadım Süleyman Paşa gibi sadrazamlar çıkmış, harp meydanlarında şehit olanlar vardır. Ee, fakat haremdeki harem ağaları zencidirler. Bunlar da aynı zamanda e, darüssade ağası olarak vakıfların başındadır. Vakıflar genel müdürüdür. İtibarlıdır yani, prestijli o, insanlardır. Evet. Ve çok dindar, çok içli, çok kırılgan insanlardır. O içinde bulundukları yapıdan dolayı. İşlerinde pek çok hayır hasenatı olanlar vardır. Gazanfer Ağa, Mehmet Ağa, İsmail Ağa gibi zatlar. Hacı Beşir Ağa, Hacı var, Beşir Ağa var. Hacı Beşir Ağa. Camileri Eyüp Sultan var. Sultan Bilinci, Türbesi'nin hemen dibinde türbesi Sultan var. Sultan yani. Mahmut'un Mahmud'un e, harem ağasıdır. Ve aynı zamanda Nakşi Şeyh'idir. Ahmet Yektes Süryani halifesidir. Yani bunlar öyle sıradan <laughs> şahsiyetler değil. Karikatürize, bir filmde karikatürize etmişler harem ağasını. Böyle efemine şahsiyetler. Hiç öyle değildir. Çok yani, ciddi... yani şi olan çok ciddi, çok otoriter, ve çok de, bilgili. Ve de kütüphane onların elindedir. Onlar evet. hafızı kütüptürler. Sarayda onun için çok bilgilidirler. Hafızı kütüp ne hocam? E kütüphane memurudurlar. Sarayın kütüphane memurudur onlar. Kütüphanesi onlara emanet. Ve geliş. de padişahın musahibidirler. Klasik devirde padişahın Hasan Can gibi hoş sohbet musahipleri olurdu. Son zamanlarda musahipler hep harem ağlarındandır. Bunlar o kadar kültürlüdür ki padişahla evet. musahabet edebilecek evet. haldedirler. E, harem ağları haremle dışarının irtibatını temin ederler. Hareme doktor gelecek, harem ağası getirir. Hareme odun alınacak, harem ağası getirir. Haremdeki o, O işle görevli harem ağası. Evet. Onların tabii teşkilatı var. Bir kişi değil bu. Nöbetçi kalırlar. Haremle, onlar hareme girebiliyor mu? Onlar hareme teorik olarak girebilirler. Fakat fiiliyatta onlar hareme girmezler. Girmezler. Hatta Kösem Sultan'ın öldürülme sebeplerinden birisi budur. Harem ağalarının e, hareme girmesine işte. men etmiş sureti katiyede. Bunun zenet düşmanlarının sayısını arttırmıştır. Ama dinen mahsulü çünkü Kur'an-ı Kerim'de hadımların, şimdi kadınların örtülmesi gereken yerler vardır. İslam dininde Kur'an-ı Kerim'e göre bir hür kadının eli ve yüzü dışında her yer yabancı erkeğe mahremdir. Örtülmesi lazımdır. Ancak kocasına açılabilir. Kocası, Babası, kardeşi gibi yerlere de koldan aşağısını, başını, boynunu, dizden aşağısını gösterebilir. Cariyeler ise... Aynı bu şekildedir yabancı erkeklere karşı. Bir cariye yabancı bir erkeğe başını, koldan aşağısını gösterebilir, boynunu. Dolayısıyla haremdeki cariyelerin başlarını örtmesi, şuradan aşağı kollarını örtmesi, boyunlarını örtmesi dinen farz değildir. Böyle namaz bile kılabilirler. Fakat teori, bu teorik olarak böyle. Pratikte haremdeki cariyeler erkeklere göründükleri zaman, dışarı çıktıkları zaman hep ferace giyiyorlardı. Bununla alakalı çok talimatnameler var, fiiliyatta vaziyet var çayıra çıkmaları lazım. Saray sıkıcı bir yerdir, rutubetli bir yerdir. Devamlı sarayda hayat geçmez. Harem cariyeleri münavebe ile nöbetleşe e, mesireye çıkarılır. Harem ağları götürür bunlar. Arabaya binerler. O gün nöbeti gelenler harem ağası onları götürür. Onun için dediğiniz gibi dişi sinek bile uçmaz. Peki padişah haremdeyse ne olacak? Ofisindeyse tamam bir haber geldi. Bir şey duyurması lazım. Harem ağasına söylenir. Harem ağası padişahın yatak odasının önünde nöbet bekleyen Hazinedar nöbetçiye söyler, o da padişaha gider haber verir. Böyle bir sistem haremde kurulmuş, öyle milletin anlattığı tablolar haremde yaşanıyor. Yani hakikaten bir ben küçük bir yorum Buyur. ekleyeyim bunun arkasına. Şimdi Buyur. bir iş yerinde eğer böyle bir e, diyelim ki hanımlar da çalışıyor, erkekler de çalışıyor ve şimdi orada yok o ona aşık oldu, o ona işte göz kırptı, bilmem şöyle yaptı. Böyle bir iş yerinde başarı olması mümkün mü? Huzur olması mümkün mü? Ve bir e, oraya e, o iş yerinin devam etmesi mümkün mü? Şimdi saray gibi Osmanlı şeyinin sadece şey değil hani sadece yatak odası olarak da düşünmeyelim bunu. E bazen e, yatak odası olan kısmı var haremin tabii bir kısmı. Böyle ama aynı zamanda bir ofis. Şimdi burada yok padişah ona baktı. Padişan onu şey yaptı. Ya. Şunu ayarttı. Buna göz kırptı. Şimdi böyle bir ortamda ne padişahın kafası salim kalabilir, ne orada çalışan bürokratların, yani hanım bürokratlar tabii onlar da... onlarda rütbeleri yapıyor. var, evet, rütbeleri var, i̇şleri, görevleri işleri var, var, maaşları var, gelirleri var vesaire. E dolayısıyla bu devletin ayakta kalması, bırakın 600 yılı, 100 yıl bile ayakta kalması mümkün olmaz. Dolayısıyla hani orada e, Leslie Pearson'ın çok güzel bir e, sözü var, yani burası. Devletin herhangi bir başka kurumu gibi maliye gibi işte askeriye gibi efendim işte nafia gibi işte bayındırlık gibi bir kurumu ve bu kurumun kendi kuralları var işte prensipleri var hiyerarşisi var bunların katı bir şekilde müeyyideleri var evet. o kuralları bozanlara karşı ve padişah bile burada özgür değil yani mutlak manada. Hiç kimse padişah zaten teamüllere aykırı e, hareket edemez kolay yani Valide kolay. Valide Sultan da değil ama yani padişah da kendisine göre bir takım kurallarla çevrili. Dolayısıyla ben bu açıdan da yaklaşmak gerektiği kanaatindeyim. Osmanlı devleti gibi 600 yıl hüküm ferma olmuş ki bunun aşağı yukarı 3-400 yılı bir cihan devleti. E bu devletin eğer e, bir şeyi merkez e, karargahı böyle laubali bir şekilde e, yaşayıp, yaşadıysa oradan bir başarı çıkması mümkün değil. Eğer bu başarıyı yakalamışsa o zaman demek ki orası ciddi bir yapı. Bu haremdeki hanımlar Valide Sultan'dan tutun, padişah hanımları ve diğer cariyeler. Bunlar oturmasının bilen, güzel konuşan, dinine bağlı hanımlardır. Ve aynı zamanda şairdirler. İşlerinde pek çok Yani Hürrem Sultan, vardır. Süleyman Süleyman demiyor mu? Yok. Hürrem Sultan'ın <laughs> çok güzel şiirleri vardır. Mektupları ya, elimizdedir. Harika. Çok güzel bir Türkçesi ve yazısı ya, var. Çok güzel. Hafif kırıktır ama güzel. Olabilir. Harem, harem halkının hepsinin dili kırıktır. Çünkü onlar... Badi sabah sultanıma saru perişan de, deyesin. Gül yüzünsüz işi bülbül gibi efkan deyesin. Padiş, haremdeki cariyelerin büyük ekseriyeti klasik devir için Türk asıllı olmadığı için dilleri kırıktır. Doğru. Ama Türkçeyi güzel konuşurlar. Türk edebiyatına vakıftırlar. Türkçe şiir yazarlar. Müzikiden anlarlar. Yani onları şimdiki kadınlarla bir tutmamak lazım Aynen. gerek padişahın ailesi ha bir de şu var padişahların e, Türk olmayan kadınlarla evlenmesi bugün bir kusur olarak gösteriliyor ama herkes kızı bir İngilizle evlendiği zaman oğlu bir Amerika'da evlendiği zaman aynı reaksiyonu göstermiyor Göstereyim. evet Afrikalı ile evlense belki kızar Endonezya ile evlense kızar ama Avrupalılara o tolerans gösteriliyor e, Rus erkekler Ruslarla evlenmeye can atıyor şimdi Türkler yani İslamiyet'te ırk ayrımı yoktur evet bir e, peki Hangi ırktan olursa olsun belli kültürü kabul etmiş kişiyle evlenir. Bunda bir beis yoktur. Hatta bunun faydası vardır. Ee, çeşitli milletlerde bulunan genetik üstünlükler bu vasıtayla çocuklara intikal eder. E, nitekim İmam Şahif Hazretleri diyor ki mümkün mertebe kendi ailenden evlenme. Hatta mümkünse başka şehirden evlen diyor. Bunun çok faydaları var. E, bir de şu var e, soy babadan devam eder. Yani bu bir Tam genetik kaidedir. Yani evet. tıbbi olarak tamam. Annenin evet. de babaannenin anneannenin de rolü var. Ama ilmi nesebe göre anne kim olursa olsun bir insan babasının soyundandır. Peki Mustafa Bey Enes Karanfil soruyor. Sorularınıza geçiyoruz dostlar. Osmanlılar diyor Balkanlara çok büyük yatırım yaptılar. Anadolu'ya yatırım yapmadılar. Efendim mesela Sakarya'da diyor bir çivi bile çakılmamıştı. Vallahi yani şimdi bunu e, soran Enes Bey'e yani Sakarya'ya acaba gidip gezdi mi diye sormak lazım. Yani şimdi Sakarya'nın içinde birçok e, eser yani mesela şimdi A cami'den başlayalım. A harfinden ben bir liste çıkarttım şöyle bir e, baktım. E, daha programdan önce sormuştu bu e, soruyu. Mesela 1734 Bey'dim e, orada bir çark var. Çark Caddesi. Bu Abdülhamit devrinde e, yapılmış. İşte e, Elvan Beyzadepazarı bir dakika. Bey Ada Pazarı bir, bir kasabadır. İzmit'in bir kasabası. 1954'te vilayet oldu. Herkes bu vaziyette idi yani, sanıyor. Şimdi, da. Evet. Yani Ve çok selzere yani, olan geç bir yer. şey oldu ama mesela bakın Gazi Süleyman çok Paşa Esenlik Camii Sakarya'da. Gazi Süleyman Paşa Camii, Hasan Fehmi Paşa Camii, 2. Bayezid Köprüsü Geyve'de. Kasımpaşa Kazım Paşa Camii, Serdivan Millet Hamamı, Orhan Camii, iki tane Orhan Camii var. Serdivanda Orhan, da bir cami var. Taraklı, mi? sonra taraklı. Evet. baştan Başlangıçta Osmanlı Anladım. eserleriyle dolu. Geyve... ve benim başka şeyler. Hüsten Paşa Camii şeyin Sapanca'nın ortasında. Hüsten yanında da kervansaray var, o yıkılmış. Evet. Sadece cami ortada. Yani. Kısa hani cevaplar en, vereceksiniz. Hani en son, en son evet. e, Osmanlı'nın e, bir şey yapmadığı şehir denilebilir ancak e, Adapazarı. Bir de şu var, nüfusa göredir bu yatırımlar. Anadolu nüfusu azdır. Rumeli nüfusu çoktur. Nüfus. Çoktur. İkincisi, Anadolu'nun vergisi azdır, geliri Rumeli'nin çoktur. Osmanlı'da her vilayetin geliri toplanır, o vilayete harcanır. Artarsa merkeze gönderilir. Manastır zengindir, Erzurum fakirdir. İşin bir de bu yönü var. Üçüncüsü Cumhuriyet'ten sonra Osmanlı'dan kalma pek çok eserler. Eser yok edildi. E, Hunharca veya Hoyratça yok edildi. Yani bunların hmm. e, sicilini, envanterini tutsanız hmm. hiç de Anadolu, Anadolu'da Selçuklulardan kalma eserler bile tarumar edildi. Nerede yani kaldı Os, ki Osmanlı? Osmanlı sayesinde Selçuklu eserleri bugüne geldi. Yani bir de onu düşünmek lazım. Onlara eğer bir onun de bakımını Anadolu'da yapmasaydı, beylik döneminden de Selçuklu yapmasaydı. Döneminden de eserler vardır Balkanlar. Daha sonra fethedildiği için. Yatırıma daha muhtaçtır. İslami eserler bağlamında da çok evet. daha muhtaçtır. Doğru. Ve evet. o eserler Ama olmasaydı bugün e, e, Bosna Hersek diye bir cumhuriyet ya da Kosova diye bir devlet olmayacaktı. Hiçbir zaman da Anadolu ihmal edilmiş değil. Mesela Erzurum'u Osmanlılar fethettiğinde 500 kişilik bir Enes bu köye dönüştü. Erzurum. Evet. Bu bir şehir ee, efsanesi. O beri söylenir. Ispatı yoktur. Yani. Evet. E, Müteaddit misaller verebiliriz. İşte Kiris, şimdi Azez'de bomba atılıyor. Kiris bir köydü. Yavuz Sultan Selim oradan geçerken köy gibi bir geldi. Evet. E, bir şehir meydana getirdi Osmanlı. Yani sadece Kiris'e baksalar utanmamız lazım. yani evet. Osmanlı O gayri ciddi bir iddiadır. E, evet Bu Samet Akif, etmemiştir. Zembilli Ali Efendi zembille mi çekerdi fetvayı filan? <laughs> bu ilmiye sannamesi de Diyasın. geçiyor. Bunun bir sebebi var. E, fetvayı veren kimseyi görmesin de. Şunu Fetva objektif olsun diye. Şey evet ben gördüm evet, onu hoşuma gitti. Minyatüre Çok de aksetmiş. Biz dergimizin bu sayısında he, böyle bir kartonun üzerine. Konağı duruyor malum türbesinin yanında. Oradan zembeli sarkıtırmış. Fetvayı soran fetvayı sorarmış. O çekermiş. Yukarıda fetvanın cevabını ve tekrar sarkıtırmış. Ama bu bir dediğim gibi. Takip görmesin görüyorsun. torpil olmasın. Yok ee, Onun şöyle bu menakıb namesinde şöyle açıklıyorlar. Ee, diyor ki. O kadar halka muzayyaka çektirmek istemeyen birisiydi ki. Evet, yukarı çıkmasın. Evet. Mesaisi bittiği zaman yani evet. evine çekilip istirahat edeceği zaman dahi zembirini buradaki işte şu torbasını sarkıtır. Çünkü Anadolu'dan Gelen, insanlar giden, geliyor. Koyar, tabii. Balkanlardan insanlar geliyor. Bir fetva alıp dönecek adam. Şimdi günlerce haftalarca burada kaldığı zaman iflas tabii. ediyor. Yani hem dükkanını tabii. kapatıyor ya da işini gücünü bırakıyor. Hanlarda kalıyor. Şey yapıyor sırf diyor insanlar uzay çekmesin diye dinlenme saatlerinde bunu yapardı. Dolayısıyla gelip insanlar şeyi biraz şöyle sallayıp içine bıraktığında o yukarıdan fark Ama farkeder. çok büyük incelik. Şimdi yani adam online hizmet veriyor. <laughs> Şimdi halka hizmet etmek için kendi dinlenme saatlerinde bile çalışıyor. Fakat bizim Cumhuriyet aydınları bunu tam tersi. hemen buna da cevap Halkla ver. yüz yüze gelmek istemiyor, ee... tepeden bakıyor diye maalesef. Öyle yorunmuyor. Hasan Mert e, soruyor. Sultan Abdülhamit cigara içer miydi diyor. Fosir, fosir. Cevap vermek istemediğim bir soru bu. Fosur, fosur. Neden neden diyeceksiniz? Çünkü e, hani şimdilerde filmlerde bile e, şeyin e, bir takım çiçekler, miçeklerin görüldüğü bir tarih zamanda. Abi konuşuyoruz ya film olur mu? Tarih içiyordu Sultan diyeceksin Abdülhamid, ya. Sultan Abdülhamit Bitlis ve İskeçe tütünlerinin halitasını içermiş sigarayı çok severmiş. Fakat Sultan Abdülhamit'in başına gelenler başkasının başına gelse ne içerdi acaba? Yani ya yani bir kardeş olarak düşünüyorum. şey olmasın onu. diye ben söylemiyorum. Hani bazı ki Direkt ya o olur. içiyorsa ben ama de içiyorum. Ama bundan da çok öyle değil. Ama bundan öyle da, değil. da çok muzdarip oldu. E, müzmin bronşiti vardı. Çok e, sıkıntı çekti ve vefatı da zatürreden oldu zaten. Yani o da o da e, övülecek bir şey değil ama Net, neticede yani padişah bir zaman bir, bir, bir şey, zaman, gibi bir şey diyor. Şöyle, bir zaman hazretleri de içiyordu. Yani evet, bir, bir, o zamanlar bunlar Erzade Osmanoğlu içiliyordu. ile beraberdik geçen gün bir kanalda. Şey, benim dedelerim kafa çekerek değil, besmele çekerek devlet ödüyorlardı e, diyor. tütün tam, haram tam tütün, yani. tütün haram olan bir şey değildir. Yani çok içilirse zararlı olur. Yani zararlı aynı olur. şey değil. Evet. Şimdi biz e, inancımızı ya da kuralları dinimize tahallük eden şeyleri padişahtan değil, peygamber efendimizden evet. ayet ve hadis bağlayıcıdır. Onları takip etmek lazım gelir. O o bağlamda da efendim filanın başı niye açık, filanın eteği niye kısa filan e, soruları çok doğru gelmiyor bana açıkçası. Kemal Özer matbaa Osmanlı'ya neden geç geldi diyor. Bunu bir, konuşmuştuk. Bir programlık konu bu bir yani. Bir programlık konudur Kemalciğim. Gene konuşuyoruz. Ayhan Alp Sanat, bilim, müzik ne durumdaydı Osmanlı'da diyor. Bestekar padişahlar e, eserleri neler diyor. Dünya müziğinde etkileri var mı falan diyor. Osmanlı padişahları hemen her fende ve ilimde iyi yetiştirilen şahsiyetlerdir. Zaten zeki, deha sahibi şahsiyetlerdir. Bunlar şehzadeliklerinde padişah olmak üzere hazırlanırlar. Monarşinin zaten en güzel tarafı budur. Burada kendisine her türlü ilim verilir. Tabii padişahların içinde hattat olanı çoktur. E, dini ve pozitif ilimlerle meşgul her olanı. Her padişahın bir de mesleği Hemen var her yani. padişahın bir de e, hobi olarak ve e, manevi dünyasında para kazanıp da hayır hasenatta kullandığı mesleği vardır. E, saat tamirciliğinden tutun da nüzevherciliğe kadar, marangozluğa kadar. O biraz da peygamberleri taklidi. Adetidir evet. Adetidir. Sultan Abdülhamit'in marangozluğu, ince marangozluğu i̇nce meşhurdur. Var. Yapmış olduğu eserleri Devlet adamlarına ve ecnebilere hediye ederdi. Bugün bile günümüze intikal eden çok nadide eserleri, var yani. eserleri vardır. Ezümle musiki'den bir de, de haberdar. Tasarımcı iddi. kendisi çiziyor şey. Musiki'den de haberdar idiler. Ama tabii şunun altını çizelim ki padişahların ile musik, meşguliyetleri müptezel bir meşguliyet değildir. Musiki bir ilimdir. Bundan haberdardırlar. İşlerinde beste yapanı da vardır. Ama dediğim gibi musikinin malumunuz bir dinen cevaz verilen kısmı ve verilmeyen kısmı vardır. Verilmeyen kısmında bir iştigalleri bir meşgul olmamıştır. Divan olmamış. sahibi her, hemen her biri divan sahibidir. Yavuz Sultan Selim'den bekler misiniz, Ömrü cephelerde yani, geçmiş. Türkçe değil. Farsça, Farsça divanı var. vardır. Bu o Müthiş da büyük mağaradır. Büyük, büyük bir maharettir. Yani, ana dili değil. Ana Türkçe. diliniz dışında bir Birkaç lisan konuşurlar. Şiir yazmak. Çok yani, olacak bu. bir şey. Hepsi birkaç lisan konuşurlar. Arabi bilirler, Farisi bilirler. Mustafa evet. Bey. Şimdi Sultan Abdülaziz Avrupa gezisine çıktı. Londra'da, Paris'te kendi bestelediği marşlarla karşılandı. Şimdi büyük bir <laughs> bu o kadar bu. önemli bir şey ki yani şimdi Londra Kraliyet Orkestrası sizin padişahınızın bestelediği marşla onu karşılıyor. Çok uh, ince bir Sadece şeydi. padişahlar değil. Ee, yani... Kaiser Kaiser geldiği zaman Sultan Abdülhamit'in oğlu Burhanettin Efendi vardı. Bir musiki evet, dehasıydı o. Harcam. 10 yaşındayken bir e, marş bestelemişti. İyi de hocalarım bu program bitmez böyle. Evet. <laughs> Kaiser'e onu e, çaldı. Kendisi Kaiser hayran oldu. Mesut Olgun e, şeyi soruyor. Sultan Abdülhamid'i niye bu kadar kötülüyorlar? Diyor. Bir, evet. bir cümleyle cevap vereyim. Yani Osmanlı'yı temsil eden e, en son e, büyük hükümdar o olduğu için. Yani onun şahsında aslında eleştirilen Osmanlı. Tek çok şeyi kötülemiş oluyorlar. İslamiyet, Türklük, medeniyet. Yani, yani bir taşla yani, birçok bir kuş vurmuş evet. oluyorlar. O bakımdan Abdülhamit bir simge. Bu Yavuz Aydın soruyor. Fransız ihtilalinin Osmanlı sarayına yansıması nasıldı? Ya da hükümete, babaliye filan. Sarayla bir alakası yok. Sultan Selim o zaman tahttaydı. Hatta Galata'da bazı Fransızlar ihtilal kokartı takmışlar şapkalarına. O zaman Diğer devletler de bundan korkuyorlar Fransa ihtilalinden. Sultan Selim'e müracaat. Vallahi biz üzüm kefesini geçirse karışmayız. Herkes demiş ne yaparsa yapar. Saraya bir tesiri olmadı ama Fransız ihtilalinin ateşlediği milliyetçilik Balkan milletlerini ha, ateşledi. Yaktı, o evet. Osman Devleti'nin ve bütün dünyanın yıkılmasına sebebiyet verdi. Evet. Zülkarneyn emre, Gök Türkler, Uygurlar Hunlar da bizim tarihimiz. Onlarla ilgili bilgi neden paylaşmıyorsunuz diyor Mustafa Bey. Onlarla evet, alakalı böyle şey, şeyler söylenmiyor. Dergi gösterelim. Evet, orada var. Göktürklere evet. iftira eden yok, Uygurlara iftira eden yok, yanlış bilgilerle insanları e, yönlendiren olmadığı için yoksa evet onlarla da Türklerin, çok fazla bilgi de yok. Yok, onlar da Türklerin tarihidir evet. Tabii. Evet, burada Türklerin yani, nasıl Müslüman olduğu ile ilgili bir kapağımız var. Her şeyi tabii programımızda anlatamıyoruz anlatamayız. bazen. Dergide işliyoruz ama bir gün Türk tarihini işlediğimiz evet. bir mevzu da benim o Türk olur, tarihine dair çok yazım çağır. var. Yani ben hep bu şeyle biliniyorum belki ama eski Türklerle alakalı pek çok yazım var. Yani Türkler dünyada Fransızca yokken, İngilizce yokken yazılı dil olarak bir Türkçe evet. vardı. Zahit Özer e, şu anda okutulan ders kitapları, tarih kitapları doğru mu diye soruyor. E, doğru o olan kısımlarda olmadığını yani. bile bile Osmanlı soruyor. Tam doğru. Ne İnkılap tarihi zaten baştan başa. İşte sadece şu Fevzi Çakmağın hatıralarını bile okusanız gerçeklerin bir kısmına oradan vakıf olabilirsiniz. Yani mesela diyor ki Sakarya Meydan Savaşı'nı ben kazandım diyor Fevzi Çakmak. Ondan ee, dolayı Maraşal ünvanı e, aldı zaten. Bunu ben, herkes biliyor. Maraşal yapılmasının sebebi Sakarya'yı kazanması. Şimdi Ama ikinci İnönü Muharebesi, 1. İnönü Muharebesi diyor ki İnönü'ye, İsmet Paşa'ya İnönü soyadını vermesi yanlıştı. Böylece İnönü e, Muharebesini kazanan insanların elinden bu zafer alındı. İn, İsmet Paşa'ya tapulandı. Ee, ve bu, onun kazanmadığını söylüyor. Şimdi bakın sadece bir tevzi çakmak. Yalancı mı bu adam? Alçak mı? Ben ee, i̇nkılaplar. Şey mi? Değil. Yani, inkılaplar böyle bir şey. 22 yıl Genelkurmay Başkanlığı yapmış. Ee, herkesin takdirle andığı bir insan söylüyor bunu ama ne tartışıyoruz abi devrim yaptık diyorlar in inkılap hala tarih, tarih inkılabın, kanunu, zengi. hala mantığını arıyoruz yani. kanunu ve mantığı devrimin var. mantığı olmaz <laughs> Ama e, yani efendim 20'lerde e. 30'larda olmamasını anlıyoruz da Sinan Akdeniz o kadar Sinan olmaması çok Sinan var. Akdeniz diyor ki ya yani özeti şu ders kitapları tarih kitapları özellikle yanlış hadi diğerleri teknik kitaplardır Türkçe bile yanlış Türkçe kitabı orada tasavvufu anlamayan birileri divan şairini yorumluyor yorumlayamaz beceremez bilemez hep maddi şeyler kıssacıklara gider ve ifsad eder onu söyleyeyim. bir de iftira eder onu yazanlara Sinan Akdeniz Türkçe eser verilmedi Osmanlı tarihi boyunca diyor veya çok az verildi diyor. Bu iddia doğru mu diye soruyor. Hangi mevzuda? Her mevzuda. Türkçe Osmanlı devletinin Osmanlı devletinin resmi dili yoktur ama Türkçe yaygın bir dildir. Türkçe pek çok eser var. Resmi vardır. dil nedir zaten o? Resmi dil ulus devletlerde o, o. E, hakim e, topluluğun e, empoze ettiği bir dildir. Bunu bunu konuşacaksınız. Başka dillere tolerans göstermem. Biraz eğer demokratsa diğerlerini azınlık dilleri olarak kabul eder. Ama imparatorlukların resmi dili olmaz. Fakat Osmanlılarda hanedanın ve ordunun dili Türkçe olduğu için Türkçe çok itibarlıdır. Bir de bu söz tamamen yanlıştır. Ben geçenlerde tamamen yanlış, yazdım. Evet. Bir adam hiç Arapça bilmese, yalnız yanlış anlaşılmasın bazıları yanlış anlıyor. Lazım değil mi? Hayır. Hiç Arapça bilmese, Osmanlıca bilse, Osmanlı Devleti'nin son zamanda yazılmış olan din kitaplarını okusa... Allame-i Cihan olur. Aynen. Ki Bu elbette ki elzemdir Arapça bilmek. O ayrı bir mesele. Osmanlı'da her fende Osmanlıca Türkçe eserler verilmiş. Olmayanlar Arapçadan, Farsçadan hatta Frank dillerinden tercüme edilmiş. Bu söz evet. yanlıştır. Ama bilinmiyor, edilmiyor, kütüphanelerden kimin haberi var? Harf inkılabı olmuş. Şimdi Yavuz Aydın soruyor. Medreselerde son dönemlere kadar fen bilimleri okutulduğu halde Osmanlı Devleti batıya karşı niye askeri ve ekonomik üstünlüğünü kaybetti. Onun medreselerle bir alakası yoktur. Yok. Tamamen e, mali sebeplere bağlıdır. Osmanlı Devleti nüfusu azdır. E, parası azdır. Avrupalılar altını gümüşü bulmuşlar, Avrupa'yı doldurmuşlar. Ha, Osmanlı Devleti ki kendisi azınlıktır, kurucu unsurlar. Aynen öyle. Bütün bunlar e, başka şeylere de tesir etmiş. Yoksa medreseler sonuna kadar her zaman gayet itibarlı müesseselerdi. Son devirlerinde zaten Osmanlılar teknik okullar kurdular ve Avrupa'dan işte de geri değillerdi ama fende ileri olmak marifet değil. Paranız olursa siz onu e, hayata aksettirebiliyorsunuz. Türkay İrey diyor ki Osmanlı'da ilk denk bütçeyi kim hazırladı? Abi yaygın olarak bir şey var. Tarhuncu Ahmet Paşa'nın hazırladığı söylenir ama yani onu da sonradan iktisat tarihçileri düzeltti. Yani bu daha önce sanki ilk defa bütçeye o zaman akıllarına getirmişler 1600. O zaman e, e, Sultan e, Mehmet e, kanunnamesinde. E, çok daha önceden evet. bütçe yapılıyordu. E, Defterler ve, diyor bütçeyi hazırlasın. Ve bütçeyi bu bütçeyi, bütçeyi, hazırlasın, bütçeyi ve defteri defteri de ve bana okusun diyor. Dengeli Padiştan bütçeydi. Mehmet. Biz dengeyi şeyden sonra tanzimat sürecinde. Fakat de. bu bütçeyi bugünkü modern bütçeyle karıştırmamadı. Karıştırmamalı. Modern bütçe biliyorsunuz 1902. 1. harpten sonra çıktı. Bu şudur. Ma geçmişte geçen senenin varidat ve sarfiyatını gelir ve giderlerini esas alarak bir muvazene defteri yapar evet. defterler ve padişah arz eder. Gelir gider. ha Şunu söyleyeyim ama bütçe ne zaman açık verdi ilk defa? Kanuni Sultan Süleyman devrinde. Evet, evet sonun başlangıcı Kanuni Sultan Süleyman devridir. <laughs> Her kemalin bir zevali vardır Zirve sözü. Zirve olduğu için. Evet. son kabul etmiyorum yalnız. o Çünkü çok büyük seferler i̇şte düzenledi. Abi onun sebebi o zaten. Ee, ve dünya bir ekonomik krizin içine evet. girdi yani o altın e, Yine onun yukarısında pek yoktu ki. Zirveye geldiniz mi e, ne yapacaksınız? E, gerçekten yani ben mesela o gerileme, ilerleme noktasında çok eleştirel düşünen birisiyim. Bir yani Onlar de, zaten bir ön kabuldür. E, kanuni de de, devrinde Hayır. ya da ondan sonra gerileme ya da Hayır. duraklama başladı gibi bir şey artık modern tarihçiler böyle ama şeyler 8 bin, kullanmıyorlar. Ama 8 bin metre bir dağa çıksanız, 7999'a e inseniz iniştir ama. E, tamam ama bu de ölçülebilir değil. birimlerde e, öyledir ama şimdi daha sonraki gelişmelerle ölçülebiliyor. E, yani mesela Kemal Karpat yani diyor ki 18. yüzyılda Osmanlı ekonomisi Kanuni döneminden daha iyiydi. Daha iyi, evet. Çünkü dışarıya gıda satmaya başladı, evet. buğday satmaya. Evet. Başladı. Ciddi kanuni bir dış ticaret vardır. Korkuluyordu dışarıya e, buğday çıkmasın diye korkuyorlardı. Sonra çünkü Lale Devri'nde bir sanayi inkılabı başlamış. E, şimdi yani mesela Peki. bu bunlar farklı değerlendirmelere Doğru. tabi tabir. Yasin Duruşkan. Kanuni Sultan Süleyman'ın Fransızlara verdiği kapitülasyonlar yüzünden mi çöküş hızlandı? Kanuni Sultan Süleyman kapitülasyon vermedi. Evet. Makbul İbrahim çok Paşa, doğru. Makbul İbrahim Söyleyecek. Paşa verdi ama o katiyet kesbetmedi. Sultan II. Selim zamanında verildi ama aslında kapitülasyonlar çok eskidir. Ta Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan de beri o zaman bizim anladığımız manada değildir ama o kapitülasyonlar. Bunlar yabancılara verilmiş bir takım imtiyazlardır. Güçlü olduğumuz zaman bir ikramdır, ihsandır. Efendim yabancı turist, yabancı e, turistleri, seyyahları ve tüccarı ülkenize kabul ediyorsanız bunlar için bir hukuki statü tespit evet. etmeniz zaruridir. Osmanlılar'da ta Osman Gazi'den beri bunu yaptıkları için Yaptırlar. ta Orhan Gazi'den beri böyle bu imtiyazlar vardır. Evet. Murat Hüdavendigar'ın imtiyazları var. İstanbul fethedildiği zaman eman Emanlame. verilen emannameler var. Yavuz Sultan Selim Mısır fethedildiği zaman Katalan konsolosu gitti dedi ki Memlüklerin burada bize verdiği imtiyazlar aynen bakiidir dedi. Kanuni Sultan Süleyman devrinde hiç kapitülasyon verilmedi. Sultan 2. Selim zamanında olanlar devam etti. Olanlar devam etti. İlk Bunlar elimizdeki şey... en eski belge. 2. Selim devrine Selim e ait. 2. Yani devrine evet. ait bir. Bunlar tek taraflı bir insandır. Ama onların herhalde şeyleri yok, değil mi? Dokümanter değil. Bunlar Avrupa sadece uluslararası kopyaları var. Var mı? Kopyaları var hmm. evet. Atika'nın kopyaları Osmanlı arşivinde de var. Bunlar ciddi çünkü çok ihtilaf çıktığı için bunlara müracaat ediliyor. Bunların yorumları da ayrı problemdir. Fransızca nüshaları var, İtalyanca nüshaları var, Latince nüshaları var, problemler doğuyor, tercüme hataları var. Bunların problem olmasının sebebi şu, Osmanlılar güçsüz düşünce son zamanda askeri bakımdan, başka bakımlardan değil, ister istemez bunlar sizin elinizde geri tepen silah olabiliyor. Kapitülasyonlar çok abartılmış bir şeydir. Evet. Osmanlı tarihinin. Yani abartıldığı gibi evet. değildir. Faydası olmuştur Osmanlı Devleti'ne. Eren evet. Yavuz, Osmanlı'nın büyüme sırlarını soruyor. Bu da bir program mevzuu. Ee, onu konuşuruz zaman içinde. Durdu Mehmet İmal İmali. Yakın tarihin gerçeklerini istiyorum. Lozan'da ne oldu? Lozan'ı konuşacağız daha önce de. Konuştuk zaten. Konuştuk. Ama... O da bir program evet, mevzusudur. Evet. O da bir program i̇şte, konusu. Yani şeyde, sıkışan zaman. Azizde Azez, olan mesele işte Lozanla ilgili aslında. Evet. Yani. Bugün karşılaştığımız problemler Lozanla yani. ilgili. Gökhan Karaanlı çok uluslu yaşam isyanlara yol açıyor muydu? Tam tersine Osmanlı Devleti bir imparatorluk. Hakikaten çok çeşit var. Osmanlı Devleti bir imparatorluktur. Bir ulus devlet değildir. Ulus devlette de bir hakim topluluk vardır. Fransız milleti, İtalyan milleti, Türk milleti gibi. Bunun dışında eğer ırk veya din olarak farklı bir topluluk varsa bunlara azınlık denir, Minoriti. Bunların ...bir takım e, hukuki statüleri vardır... ...imtiyazları vardır veya yoktur... ...ya hiç tanınmaz bunlar... ...böyle bir azınlık yok farz edilir... Yok farzedilir ...veya simile edilir... İmparatorluklarda azınlık mefhumu yoktur... ...çoğunluk mefhumu yoktur... ...Osman, e, Osman devleti bir imparatorluk... Bu da çok çeşitli halklar yaşıyor... ...aynı zamanda bir İslam... E, ...kaydeline göre yönetilen bir şerii devlettir... ...başta bir padişah var... ...padişah bir babadır... ...babanın her çeşit oğlu olur... ...hepsine aynı şefkat ve muhabbetle... Sonra ana vatan toprağı yoktur, yani yoktur. <laughs> Şeyde O İngiliz İmparatorluğunda var ama. Var. Osmanlı İmparatorlukta... Mısır Mısır'da vatandır. Osmanlı devletinin mülkü Allah'ındır. E, Mısır'da vatandır, Dubrovnik'te vatandır. Vatanımız. Osmanlı için, bir Osmanlı için hepsi aynı statüde yönetilir ve bu e, vatandaşların hepsi kanun önünde eşittir. Yani Rum, Ermeni, Süryani fark etmez, Yahudi, Müslüman, Arap hepsi kanun önünde eşittir. Bunların dinlerinden ve ırklarından dolayı farklı bir muamele görmez. Ancak hususi hayatlarından gelen bir takım imtiyazları, farklı tatbikatlar olabilir. İlk, i̇lk, bölümde anlattık. İçki satabilir bir mesela Hristiyan veya alabilir, içebilir. Bundan dolayı ceza görmez ama Müslüman görebilir. Bunun dışında bir farkları yoktur. Sultan II. Mahmud'un sözü meşhur. Ee, ben diyor Tebam'ın diyor Müslümanlı camide, Hristiyanlı kilisede Yahudisin havrada tefrik ederim. Ya Bu şu demektir. Bunlar insana bir saygı, gerek saygı diyor, gerekiyor Saygı gerektiriyor. Bu, bunun e, istidlal edilen de şu. İmparatorluklarda bunlar her biri ayrı yaşarlar. Efendim Hristiyanlar, Müslümanlar, Yahudiler bir arada yaşıyorlardı, mozaiklardı böyle bir şey yok. Müslüman Müslüman olarak yaşar, Yahudi Yahudi olarak yaşar. Hristiyan, Kimse Hristiyan. kimseye karışmaz. Birbirine karışmaz, birbirine müdahale etmez. Böyle birbirlerinin bayramlarına gitme, gelme böyle bir şey olmaz. Ee, Çok nadiren bazı nadiren, şehir yemeye yemeğe çağırıyorlar. Onlar, onlar maslahat sebebiyledir. İftara falan. Bir de çarşıda. Çarşıda beraberlerdi. Niye bizim Rum komşularımız vardı? Yaş, yakın zamanda. Kan, Kandil'de. 19. yüzyıl ama, sonrasında. Ama ben yakın o zaman. klasik devre anlatıyorum. Tanzimat sonrasında oluyor da. Sadece çarşıda beraberdir. Malum çarşının dini olmaz. Orada her insan bir araya gelir. Bunu şunun için anlattım. Herkes kendi kompartımanında yaşar. Birbirleriyle bir çekişme rekabet yoktur. Bir Ermeni çocuğunun hedefi Ermeni patriği olmaktır. Osmanlı padişahı olmak değil. Böyle olunca bir çatışma yaşanmaz. Ne zamanki Fransa ihtilali geldi de, e, Milliyetçilik tohumlarını ekince en önce Hristiyanlar kendi aralarında birbirlerine düştüler. Hı. Hristiyanlar Yahudileri, Ortodokslar Katolikleri başladılar. E bundan Müslümanlar da masum kalamadı ve imparatorluk dağıldı. Gitti. <laughs> evet. İlkay Abidin Eron Amara Savaşı'nı anlatırsanız sevinirim diyor. Ee, onu da Hı. önümüzdeki Nisan ayında. İnşallah yapılır e, bu. Tam. Seneyi devriyesinde, 100. seneyi devriyesinde bir program yapacağız. İnşallah. Hatta dergimizin kapağını da buna tavsiye edeceğiz. O zaman genişçe konuşalım. Halil Paşa'yı da rahmet sunmuş oluruz bu şekilde. Ümit Efes Soyer, 30 Mayıs 1876 darbesini masonlar mı planladı diyor. 1876... 19. asırda ve 20. asır başlarında Osmanlı ülkesindeki bir takım siyasi değişikliklerin arkasında mason kulüplerinin olduğu kuvvetle muhtemeldir. Tabi bunları böyle açıkça iki kere iki dört eder şeklinde söylemeniz mümkün değil. Ama kurmak istedikleri dünya düzeninde Osmanlılara biçtikleri rol farklıydı ve bunda rol oynadılar. Sultan Hamit'in tahta çıkarılmasında ve ondan sonra yapılan darbelerde Masonların rol aldığını gayet iyi biliyoruz. Ve 1908 meşrutiyetinde de Masonlar kendileri zaten biz bu darbeyi tertipledik, arkasında biz varız diye itiraf etmişlerdi. Evet. Sadece bu değil, Rus İhtilali'nin, Sultan Abdülhamid'i tahttan indiren heyetinin içinde de temsilcileri evet, var. Sadece değil. Fransız ihtilalinin, Rus ihtilalinin, e, İtalya ihtilalinin arkasında Masonlar olduğunu kendileri biz varız. Bütün ihtilallerin arkasında biz varız diye söylemişlerdir. İzahı da kurmak istedikleri dünya düzenini dizayn etmek endişesidir. Evet. Şen dursun ağa. Nasıl ama Rumus. Benim hemşerim bu. Rize bombalandı mı Şapka meselesinden? Size sormak lazım bunu. <laughs> <laughs> Valla ben bombalandığını sadece bazı kaynaklarda değil şeyde de yaşların anlatımında da dinledim of verize. Kesin Ama bir yazılı bir kaynağa istinad etmiyor galiba. Etmiyor Fakat gerçekten. hani şöyle bir şey olmuş olabilir. E, Hamidiye'yi oraya gönderip korkutmuş olabilirler. Yani e, Hamidiye için isyan, zaten. Evet. İsyan ya da mesela biz giymeyeceğiz, şapka giymeyeceğiz diye Türkiye'nin çeşitli şehirlerde, Elazığ'da, Erzurum'da, Kayseri'de İnsanları sokaklara e, Ama O dönem öyle bir. Onun dönemdi. gibi bir ortamda onları gönderip korkutmak maksatlı belki Mümkün birkaç de. tane e, Niye bomba yani patlatmış olabilirler. menemende küçük bir edildi. kıpırtı oldu, menemeni yıkınız, tarihten siliniz diye talimat yapıyoruz. Atma hani diye atma, He. din kardeşi yok, vergi de verecek. yok, giyecek. Şapkada giyecek. yok, turksevatura söylenir gelir. Evet. Yani çok ağızdan. Ama ben duyayım. o zamanın gazetelerine baktım. Yani gazetelerde böyle bir şey gazeteler yer onlar yani, yani, geçmiyor yerel. zaten. Yani kendi e, evet toprağımı bombaladım diye yazdırmam. Yok herhalde bir zamanki. hal tabii o zaman. Ee, yani Evet. Yani bombalama yerine hani girip içeride o şeyi e Şehzade Sait e, olayında olduğu gibi jandarmayı sürer, yakalar. Yani o bence çok. Hani diyeğin Hamidiye'nin Rıza Maksatlı şey yapmıştır yani. yani. Hamidiye Rize'nin Rize ufkuna kon, e, mevzilenip de toplarını Rize'ye çevirdiği zaman yani zaten yani halkın yeterince yani, tetişe uğraması Tabii. bir de e, atacak mıydı yani? yani. evet. Hani. yeter o atma diyor zaten attın vurdun demiyor atma mı diye atma evet. vergi de verecek yok şapka da giyecek bir namazımızı koy veremez demişler hmm. bir namazı bırak evet. evet. namazdan doğru. ezandan ezandan çünkü artık oraya şey. doğru gidiyor diye düşünüyorlardı. diye yani namazı da yasaklayacaklar ezan zaten yok falan yani ya yasaklandı dünyası. da zaten fiilen. Ya yani bunları camiler kapatıldı ya birilerine tuhaf geliyor. Bu bu, bu bu konularda hiç kafa patlatmadınız. Hiçbir şey okumadınız. Yani duyduğunuz zaman elbette tuhaf gelecek ama bunlar yaşandı. Daha düne kadar da bunu yaşayanlar sağdı. Görgü şahitleri vardı. Yani benim büyük amcam vardı mesela. Anlatırdı. Bunu anlatırdı. Dersim yanında şey bulunmuş yani hükümet tarafçısı olarak, asker olarak. Onu anlatırdı. En sonunda kendisini tifo olduğunu, bir Kürt dinenin tedavi ettiğini de anlatırdı ama. Hı hı. Şimdiki gibi ya. İsyan edenler bir bölük, kalkışanlar ama halk gene Vallahi şimdi Vallahi yakın, yakın tarih yakın tarihi 500 sene öncesinden daha az biliniyor. Daha Aynen az öyle hocam evet. ya. Aynen öyle ya. Ahmet kunyalı oğlu devşirme sistemi devşirilen çocukların ailelerini mağdur eder miydi? Öğretmenlerime cevap veremiyorum. Verme gitsin. Her şeye sen mi cevap vereceksin? Öğretmenlerim nasıl? Bunun versin. bir nizamı var, kanunu var. Kanunu var. Gayrimüslim vatandaşların devlet hizmetine girmesi mümkün değil çünkü medreseye giremiyor. E onlardan da istifade etmek lazım. Amerika nasıl yapıyor? Onların içinde zeki ve kabiliyetli olanlar varsa önleri bu şekilde açılıyor. Bunu, anla, bunu anlamayacak bir şey yok. Şimdi oğlum Green Card Amerika'ya gidiyor deyince oh 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 ne güzel dönüp dönmeyeceği onun Çocuk... da belli değil. Ailelerine bir takım muafiyetler getiriliyor. Aileler bir kere ekonomik olarak mağdur olmuyorlar. Mağdur olmuyorlar. Vermek istemeyenler bir şekilde memnun ediliyor. E ve zaten onun bir nizamı var. Her evden evet. alınmıyor. Tek çocuğu olandan alınmıyor. Hocam bir 3 dakikamız var. Onu bir gün konuşalım. Daha hacı konuşamadık. Şehzade katlini konuşamadık. Onu konuşamadık. Hocam bir daha ağırlayacağız. E efendim fakiri pür taksir ee, İsmail Hakkı Uzunçarşı'nın Osmanlı Tarihi 4. cilt sayfa bilmem nerede Murat Han'ın içki içtiğinden bahsediyor. Doğruluk payı. İsmail Hakkı Uzunçarşılı büyük bir tarihçidir. Evet. Fakat ömrünün sonunda Sultan Abdülaziz'in ölmeyip intihar ettiğine dair kendisine resmi vazife verildi. Bunun için bir kitap yazdı. Ne derece ilmi namusu olduğunu buradan anlamak lazım. Rahmetli Yılmazcıoğlu da yazmıştı ama sonradan düzeltti. Evet. Ee, Yusuf durumlu. Üstad Cemil Meriç'in de söylediği 5. Murad'ın mason olduğu doğruluğu nedir? Öyledir. Doğru evet. Mason olmuştur ama yani mason olduğu için masonluğun mason, icabını yapmamıştır. Mason olmuştur ama kendisini kullandırmadı. Kullandırmadı. Kendisini iktidara getirenlere dirseğini çevirdi. Deli damgasını vurdular, ıskat evet. ettiler. Budur. Hanedanda hain yok arkadaş. Memlekete hizmet etmek için mason oldu. O biliniyordu ha. zaten. Herkes tarafından biliniyor ama... Bir zaten tane masumlara ama hain yapma şansı da olmadı. olmadı. E zaten tam olarak tahta da çıkmadı. çıkmadı. Yani kılıç da kuşanmadı. Kılıç kuşanmadığı için yarım kaldı. Evet. Devşirme sistemiyle neden kaldı. gerek görüldü diyor Hocaçılar? demin gireyim. anlattık. E efendim Yusuf durumluyu o şimdi anlattı. Alparslan Çakıroğlu diyor ki padişahlar e, içki içiyor demeyle ne hedefleniyor? Kirletmek hedefleniyor. Milletin gözünden başka türlü bir türlü düşüremedik, kendi şeylerimizi kabul ettiremedik, kabul ettirmek istediklerimizi. Bir husus söylemek istiyorum. Bir husus. Muhittin Arabi adında büyük bir alim var. Onu vefatından sonra yine bir Allah dostu rüyasında görmüş. Çok yüksek derecelere kavuşmuş. Demiş ki makamınız mübarek olsun ey Şeyh-i Ekber. O da demiş ki bu makam benim hakkım değildi. Fakat ben vefat ettikten sonra hakkımda öyle iftiralar, öyle dedikodular <laughs> yaptılar ki Allah onların sevaplarını bana ekledi, benim günahlarımı onlara ekledi ve yüksek derecelere kavuştum. Şimdi bu padişahlar ve daha önce gitmiş tarihi şahsiyetler hakkında da öyle dedikodular, hatta iftiralar yapılıyor ki Dereceleri onların bütün yüksek. günahları siliniyor, milletin sevapları da onlara yükleniyor. Aynen öyle hocam. sah padişahların bazılarının kardeş katili olma durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Devletin bekası içinde olsa doğru mudur? Kardeş katili diye bir şey yok. Padişah devlet başkanıdır, baş hakimdir. Bir ceza verir, bu ceza infaz edilir. Bunun çok tarihi ve hukuki sebepleri var. O kadar basit bir hadise değil. Memleketin iyiliği için, milletin dirliği için alınmış bir karardır. Efendim sevgili dostlar. Mustafa Bey son sözlerinizi alacağız. Bu bitmeyecek. vallahi evet. Ee, Ama çok... ne yapalım? Konuşabildiğimiz kadarını Şimdi, konuşmaya. Evet, çalışalım. Evet, yani epeyce meseleyi şöyle ucundan kıyısından çekişledik ama tabii bunlar hepsi ayrı ayrı ele alınması gerekiyor. kardeş Katli hakkında Ususlar. benim bir kitabım var. Ee, ona yani müracaat evet. edebilirsin çok evet. merak. Evet. Yani etmezsin. ben e, dün için bir şeyim var. Bu e, Kahramanmaraş'ın kurtuluş. Bunu. Evet. Yıl, dönüm. e, yıl dönümüydü. Bu Kahramanmaraş'ın kurtuluşunu başka illerin kurtuluşuyla karıştırmamak lazım. İstanbul'un kurtuluşu bilmem e, işte Mersin'in kurtuluşu gibi değil. Burası kendi imkanlarıyla daha büyük Millet Meclisi açılmadan yaklaşık 3 ay kadar önce ve Mustafa Kemal Paşa'nın aman sesinizi çıkarmayın harekete geçmeyin diye tembihlemesine rağmen Aslan Bey diye bir kahraman insanın örgütlemesiyle kurtulmuş olan bir şehrimiz daha Millet Meclisi açılmamış. Millet Meclisi'nin açılmasından 3 ay önce daha düzenli ordu yok bir şey yok. Bir şehir kendi kendisini kurtarıyor ve bu bizim ders kitaplarımızda maalesef sadece işte Maraş Urfa kendi kendini kurtardı falan deniliyor. Tabi, Antep, Antep işte kurtaramadı. Şimdi bu da Maraş'a verilmiş olan Berat. E, burada sevgili Maraşlılara şey yapalım. Yakında e, da madalya. geleceğiz Mustafa Beyler. Evet bu madalya e, evet Maraş'a da gideceğiz. Şimdi Maraş'ta e, i̇stiklal Madalyası alacakları tespit etmeye çalışmışlar. Oradaki temsilciye demişler ki valiye, sen İstiklal Madalyası alacak olanları tespit et. Ya demiş ki almayacak olan yok ki. Bütün şehir savaş. Bütün şehir savaş. Ben nasıl tespit edeyim? Yani o zaman demişler ki şehrin kendisine biz kendisine istiklal Madalyası evet. verelim. İşte bu madalya Maraş'ın şehre verilmiş tek e, İstiklal Madalyasının resmi. Onun için yani bu da dahil olmak üzere. Birçok yakın tarihe ilgili meseleyi bizim artık ders kitaplarımızda ve normal kitaplarımızda gündeme almamız gerekiyor. Elimizden Ondan geldiği olarak... kadar bu üçlü olarak evet. o işi yapmaya çalışıyoruz zaten yanlışları düzeltmeye, minareyi doğrultmaya bir anlamda. <laughs> çalışıyoruz hocam. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza, yüreğinize teşekkür e, ediyorum ben de Ekrem Buğra ikinci profesör doktor misafirimizdi. Mustafa Armağan zaten misafirlik evet. filan falan yok. Biz onun misafiriyiz. <laughs> Çünkü burada muhkim. Hepimiz Bu arada tekrar evet. Yeni Şafak ailesine saldırıya uğradılar biliyorsunuz. Yeni Akit ve Yeni Şafak ailesine. Geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Silahlı kuvvetlerimize muvaffakiyetler diliyoruz. Allah en iyisini nasip etsin bu ülkeye. Ee, geçmişte İslam'ın bayraktarlarını yapmamızın yüzü suyu hürmetine. Evet. İnşallah diyelim. Dua edelim ve sevgili dostlar böyle bitirelim. Haftaya yine <laughs> başka bir konuyla huzurlarınıza gelmek istiyoruz. Cenab-ı Hak nasip etsin. Akıbetimizi eylesin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.